Dominik'te dokunmazlık oyunu. Kazanırsak Yunan takımı konsey edecek. İlk mücadele Hakan'la Tony arasında. Başarılar diliyoruz. Hazır. Uzun bir parkur bu. İki takım da çok istekli. Ve bakalım ne olacak. Hakan güzel başladı. Tony de iyi bir yarışmacı. İkisi de iyi atladı. Hakan Azbak'la önde. Yine atamadı. Tony de atamadı. Tony birinciyi attı. Tony. Yunan takımı 1, takımımız 0. Melisa Dimitra'ya karşı. Hazır. Uzun bir parkur, zor bir parkur. Dimitra takıldı ama düşmedi. Melisa da hızını arttırıyor Survivor'da. İlk günlere göre gerçekten iyi bir hıza doğru gidiyor. İşte Dimitra ile başa başlar şimdi. Dimitra önde. Ama az bir fark var. Dimitra atış avantajı elde edecek ama bence bir atış. Dimitra. Onu bile zor yaptı. İşte Melisa 1-1. 2'de 2 mi yapılır? Evet gerçekten. Şimdi Okay Nikos'a karşı iyi başlamadık oyuna. 2-0 önemli bir avantaj değil. O yüzden bu oyun çok önemli. 3 fark çok kolay kapanmıyor. Okay'ın dikkatli olması lazım. Başarılar diliyoruz. Hazır. Okay'ın sevdiği bir parkur bu. Ve gerçekten güzel geliyor. Okay şu anda iyi geldi ve Nikos'la başa başlar. Atış avantajına gidiyor. Parkuru deldi adeta. Muhteşem bir hız. Hadi atışlar diyoruz şimdi. Evet atamadı. İkisi de attı. Nikos atarsa kazanacak. Dominik'te 3-0 gerideyiz. Artık kaybetme lüksümüz kalmadı. Dikkatli suyut ediyoruz. Hazır. Buralardan geri geldiğimiz çok oyun oldu. O yüzden bir kere takımın böyle bir potansiyeli var. Bunu söylemem lazım. Atışlar çok önemli. Sude atış avantajı. Bir belki iki atış mı? Sude atamadı. Yine atamadı. Juliet attı. Sude de attı. Juliet'e kaçır diyoruz artık. Şimdi kaçırdı. Sude atamadı. Atamadı. Juliet atamadı. Avantaj Sude'de artık. Juliet'e bir daha deniyor. Atamadı. Sude. Ve Sude kazandı 3-1. Bu sayı önemli. Dominik'te 3-1 gerideyiz ama şu anda Hikmet formda bir yarışmacımız. Karşısında Spiros var. Hikmet Spiros'a karşı. Hazır. Hikmet gerçekten yine muhteşem bir hız. İyi geldi. Hikmet iki tane atış avantajına doğru gidiyor. Hikmet atamadı. Birinciyi attı. Hikmet 3-2. 3-2. Mükemmel bir performans. 3-2'ye geldi. Dominik'te 4-4 durum. Dokunmazlık oyunu. Ve şimdi Okay Tony'ye karşı. Hazır. 4-4. Ve kazanırsak Yunan takımından bir veda olacak. Başa başlar. Okay gayet iyi geldi. Atış avantajına doğru gidiyor. Okay. Birinci attı Okay.
Bir tane sayı ihtiyacı var. Bir tane sayı ihtiyacı var Okay'ın. Dikkatli olması lazım. Atamadı. Tony attı. Atan kazanacak. Tony daha çabuk geldi. Okay iki top getirdi. Evet, gerçekten zoru başardı Tony. 5-4. Yunan takım 5, takımımız 4. Takımımız 6, Yunan takımı 5. Avantaj bizde. Melisa'nın alacağı bir sayı büyük bir avantaj getirecek. Melisa Afrodite'ye karşı. Dokunmazlık oyunu. Hazır. 6-5 öndeyiz. Evet, Melisa vakit kaybetti. Ama atışlar belli olmuyor. Evet, Afrodite atışlara geldi. Gerçekten tehlikeli bir tarzı var. Bu tarz topu sokar. Birinciyi içine soktu. Melisa. Melisa da attı. Melisa atarsa kazanacak. Melisa dikkatli. Melisa. 7-5. 7-5. Şimdi oldu. Dominik'te 8-5 oldu. Artık dokunmazlığa çok yakınız. Öndeyiz. Dokunmazlık için iki sayı ihtiyacımız var. Şimdi Sude Ria'ya karşı oyunu tam anlamıyla koparacak mücadele olabilir. Hazır. Sude alacağı bir puanla oyunu adeta garantileyebilir. Ria atarsa kazanacak. Atamadı. Sude de atamadı. Sude attı. Ria yine atamadı. Sude atarsa kazanacak. Sude. Atamadı. Ria. 8-6 oldu ama avantaj yine bizde. Çok avantajlıyız. Hazır. Hikmet bu parkuru seviyor. Kiryakos da bu sefer iyi geldi yalnız. Hikmet çok hızlı ama Kiryakos da farkı çok açtırmadı. Hikmet her şeyi ortaya koyuyor. Kiryakos da geldi. Kiryakos'u bu kadar hızlı görmemiştim uzun zamandır. Şimdi atışlar avantaj Hikmet'te. Hikmet atamadı. Birinciyi attı. Hikmet kazandı. 9-6. Dominik'te 9-6 durum. Ve şimdi Seda Juliet'e karşı. Seda kazanırsa dokunmazlık bizim. Favorinin Seda olduğu bir mücadele. Dokunmazlığa bir adım var. 9-6 öndeyiz. Seda kazanırsa dokunmazlık takımımızın Juliet'ten kazanmaktan başka şansı yok. Ve Seda Juliet'e karşı. Hazır. Seda muhteşem geliyor gerçekten. Seda şu anda gayet iyi geliyor. Juliet'a henüz suda. Atışlara doğru gidiyor. 3 atış görüyorum ben şu anda. Seda'dan 3 atış görüyorum. 3 atış yapabilir. Dikkatli olması lazım. Seda. Birinci attı. Şimdi avantaj tamamen Seda'da. Seda
kıl payı atamadı. Juliet'e atamadı. Sevda bitir bu işi. Evet atamadı. Ama avantaj tamamen Sevda'da. Avantaj tamamen Sevda'da. Dokunmazlık için bir atışa ihtiyacı var. Sevda kazandı. 10'a 6. Dokunulmazlık Türkiye'nin. Evet efendim, Survivor Extra'ya hepiniz hoş geldiniz. Haftanın son gününde yine beraberiz. Murat Özarı, Semih Öztürk ve kraliçemiz Nagihan Karadere ile. Kraliçe mi? Evet, kraliçemizle beraberiz. Hangi kraliçe? Parkurların mı, potaların mı? Acaba bu kraliçe mi? Burkan moderatör olarak. Evet. Şöyle mi? Bravo kraliçe. Nasıl? Bunu yok yok bir dakika. Ama saçları bozulmasın. At kuyruğu bozuldu. Bilseydim ben at kuyruğu yapmazdım. Şimdi öyle iki saniye dursun, sonra şey yaparsın. Çıkar ha, şimdilik evet. Ha, onu biraz daha şey yapıp. Bak, saç... Bir şey söyleyeceğim. Üstünü... Tel toka falan lazım. Niye sen söylemedin ne takacağını? Bilseydim düz bir saçla gelirdim. Kandide çözdüm. O şimdi ancak ne yapman lazım? Hayır o saç üstten saçı at. Saçı üstten atacaksın. Tabii, tamam. Evet şimdi. Aynen öyle. At üstten. Bak durdu. Bravo. Bakalım bakalım. Güzel oldu, güzel. Yalnız tam saçlar... Oturma, tam oturacak evet. Şekilde yapmamız lazım. Tamam, böyle yapalım. Teşekkür ediyorum. Evet, kraliçemiz tacını da taktı. Aa, yani. Ne güzel bravo. Oldu. Teşekkür ediyoruz. Kraliçemiz. Çok mersi. Çok... Evet, karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar. Güneş yalnız da olsa etrafına ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar... Yalnız uçar. Şey, izleyicimiz mi yazmış? İzleyicimiz yazmış. Oo, herkes şair oldu. Evet. Atakan ışık tutan. Atakan'a yazmışlar bu şeyi. He, Atakan'a. Atakan'ın de. Fan klubundan galiba evet, arkadaşlar. Atakan kardeşimize. Yalnız uçmuyor kendi ama. Hesabı değil bu. Atakan'a İyi. Şiir yazdık zaten burada. Tabii. Evet efendim. Survivor Extra hashtag ile şiirlerinizi diyelim. Şiirlerinizi, sorularınızı bekliyoruz. Murat Özer'in sayesinde tüm Türkiye şair oldu. Semih Bey. Ne yapıyorsunuz? Bir şiir geldi aklıma da ona bakıyorum. Bir dakika, şiir, ha, bir şiir geldi. Okuyacağım mı şiiri? Necip Fazıl'ın... Tamam oku oku. Yalnız bir tek ben şiir söylemedim bu masada. Sen, evet, senin söylediğin şiiri, yani senin şiirinden bir çağrışım yaptı. Çağrışım yaptı. Şiirden. Evet. Çok güzel bir şiir Necip Fazıl'ın. Herkes bunu bilir. Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar. Ne de şeytan bir günahı, seni beklediğim kadar. Vay. Çok teşekkür ederim. Yalnız Nagihan Hanım'dan da bir şiir istiyoruz. Rica ediyorum. Ben mi? Evet. Yani en son kişiyimdir. Hiç hadi ya. Anlamam, hiç bilmem. Çok şiirler yazılmıştır adım ama hiç. Nagihan sen yani. Geçen sene söylediğin şarkı hangi şarkıydı? Daha önce söylemiştim Ajda Pekkan'dan. Yakala geçerim. Geçen sene. Demet Akalın'dan söylemiştim. Geçen sene söylemedin mi? Söyledim. Neydi? Şey bebekle 3-5 tur atarım dedim Demet Akalın'dan ama. Ha o şarkıydı. Ondan, ama bende ses yok işte. Zaten ondan mı? Şampiyon olamadı Murat abi. Ama yoksa. Birleşme şarkı partisinde belli oldu. Güzeldi şarkı. Şarkıyı güzeldi. Söyledikten sonra. Şampiyonluk birleşme partisinde gitti. Neden? Yok canım şarkısı çok güzeldi. Sesim kötü olabilir ama yani. Bizim dördümüzü verebilir miyiz bakalım? Hepimiz siyah. Bakan bozuldu. Ne oldu? Neyi bozuldu? Yani benim, yani. Ben neyi bozulayım ya? Dördümüzü mü versin? Dördüm bak abi, siyah. Hepimiz siyah olduk. Aa. Güzel oluyoruz hepimiz siyah olunca biliyorsun değil mi abi? Yani
Dur bırak. Ben saçlarımı bozma benim. Taksana bu bakalım. Kadın şeyi oğlum. Hayır, fark etmez ne olacak? Fark etmez mi? Hayır yani. Görelim nasıl duracak. Ben sana kral tacını da getiririm. Sen istedin. Sen bana erkek kral şeyi getir takayım. Takar mısın? Bu olmaz. Ver bana takayım. Ver bana takayım. Sen takar mısın? Takarım. Kral tacı getirirsen. Yani ha kraliçe ha kral. Aynı şey. Bir şey var. Bu taçta bir sıkıntı var evet, Semih. Evet evet kafayla alakalı değil bu, evet yani. Evet yani bu taç nasıl bir taç bu ya? Hiç. Onu biz Nagihan'la Alaçatı'da birlikte almıştık. Evet. Ay sen işportadan almışsın bu taç. Ya, şey yemek yerken önümüze geldi. Yemek yerken önümüze geldi. He anladım. Şöyle. Nasıl şey yani bu şimdi Semih yemek yerken her şey sponsorlu ya. O da gelince onu da almış. Her gelene alıyor. Anladın mı? Hazır demiş taç da geldi. Var onu da alayım demiş. Dört kişiydik. Kızlar ve erkekler olarak. Kızlara kraliçe tacı, erkeklere de kral tacı. Ve çok da güzel fotoğrafımız sana var. Sana geldi mi kral tacı? Var. Tabii öyle. Nerede kral tacı niye getirmedin? Sen iste hemen getir. Tamam getir takacağım ben kral tacını getir. Evet annem selam söylüyor efendim bütün aleyküm masaya. Anneciğim çok Nurgül'leri de buradan selamlar olsun. Öpüyoruz ellerinden. Ellerinden öpüyorum evet. Anneciğim. Ben Tonga... ellerinden öpemiyorum herhalde aynı yaşta filanızdır da. Seni kaç yaşında hanımefendi? Seni çok seviyor. Sağ olsun. 62 doğumlu. 62 doğumlu. Evet, abi, benden bir yaş büyük. Onun için ben teyzeye selam diyecektim. Diyemedim. Aman abi. Şey, kardeşime selam diyeyim. Ve Tolga kardeşimiz... bize buradan selam yollamış efendim. Ona buradan selam yolluyoruz. Tekrar geçmiş olsun diyelim. Gökhan Aslan demiş ki Hülyetta'nın elenmesi bence çok kötü oldu. Bizim takımın en net sayı aldığı kadın yarışmacılardandı. Şimdi Dalaka ve Sabriye geliyor. Kadınları kıyasladığımızda Yunanlar daha güçlü olacak. Mesela Murat abiye göre Hülyetta'nın elenmesi bizim için avantaj. Çünkü Türkçe biliyor diyor. Bizim sırlarımızı ifşa ediyordu. Onun bakış açısıyla. Bence bizim için çok kötü oldu. Katılıyorum tweet'e. Ben de katılıyorum. Çünkü çok da iyi performans sergileyen bir arkadaşımız değildi. Bir defa parkurda yavaştı. Değildi. Ve çok çok büyük becerileri de yoktu. O yüzden hani garanti sayı olarak baktığımız bir yarışmacıydı. Sanki kimsenin bilmediği istihbarat bilgileri sızdırıyor. Öyle bir şey yani yok. Takımlar tamam. Arasındaki bilgiyi sızdırabilecek kadar Türkçeyi bilmesi de çok da evet. Önemli ama, bir şey değil. Ama çünkü... güzel ama şimdi... Şöyle de bir şey var. Semih Bey yine bana bir başlar daha ilk başta böyle bir geldi üzerime geldi. Şimdi ben hemen ona cevap vereyim. Şimdi Semih Bey. Şimdi Julietta diyorsun ki sen Julietta sırlarımı falan biliyor. Şimdi biz buradayız orada yaşayanlar var. Yaşayanların orada dediklerini biz baz almak zorundayız. Biz buradan tabii ki her şeyi göremiyoruz. Orada yaşayanlar şunu dediler. İki takım içinde konuşuyorum bak. Bir bizim Türkiye için. Bizim Türkiye için kim dediğini hatırlamıyorum. Ya Bora dedi ya biri dedi. Dediler ki. Julietta'nın olması bizim için çok büyük bir dezavantaj. Çünkü Julietta biz ne konuşsak duyuyor ve arkadaşlarını iletiyor. Yani bunu benim buradan demem fıs. Ben buradan her şeyi göremiyorum ki. Oradaki bizim Türk yarışmacılar bunu söylüyorlarsa eğer demek ki böyle bir durum var. Yunanlılar da şunu söylediler. Hatta bir oyundan sonra Julietta'yı tebrik ettiler. Dediler ki Julietta bu oyunu senin sayende aldık. O da dedi ki evet benim sayemde aldınız. Şimdi sen buradan... Ben yarın programa gelecek Julietta. Bu göreceğiz bakalım ne kadar Türkçe biliyor. Julietta mı? Abi, vallahi Julietta çok iyi Türkçe biliyor. Ben sen nasıl anlamıyor musun ne kadar bildiğini? Duymuyor musun? Bu mu yani? 3-5 cümle kuruyor Türkçe. Hayır hiç alakası yok. Hayır. Resmen Türkçeyi patır patır konuşuyor. Nerede 3-4 kelime? Evet patır patır konuşuyor. Konuşuyor. Bayağı konuşuyor. O kadar mükemmel. Ya mükemmel derken bizim kadar konuşacak hali yok. Bence zaten burada konuşmasından daha önemli olan anlaması. Evet. Anlıyor. Anlıyor ama... Takımına nasıl aktarabiliyor? Takımı bunu nasıl alabiliyor? Bu da bir şey yani çok büyük beceri. Şimdi atıyorum tekniği sana gösteriyor, takımına gösteriyor. O tekniği yapabilecek kapasitede sporcular var mı? Yarışmacılar var mı? O bilgiyi emebilecek. O anlık şeyleri söylüyor. Evet. Yani şöyle oturup da hani evet arkadaşlar bunlar şunu dediler. Bora şunu dedi. Ayşe bunu dedi. Yani şiir gibi söylemiyor. Şöyle söylüyor mesela. Dersin ki. 3 tane at. O da hemen böyle yapıyor. Yunanca nasıl? Yunanca 3 neyse mesela. Evet. İşte 3 diyeyim hani İngilizce söyledi. 3 diyor. Oradan şey diyor ki mesela Yusuf Bora'ya. Bora 3 diyor. O da hemen 3 falan diyor. Yani yoksa oturup da hikaye anlatır gibi dediklerini anlatmıyor abi. Onu zaten normal yani dil bilmesine gerek yok. Birisi gözlem yapsa vücut dilinden de yani anlar onu. 3 dedi diye oyun mu dönüyor ya orada? Kardeşim, yani oyun çok önemli dönüyor, bir yer değil dönmüyor. Ben de sana diyorum çok önemli. Herhalde hayat hikayesini anlatmıyor. Çok önemli değil. Şimdi ama sonuçta oradaki adamlar söyledi bunu yani. Abi. Mesela
All Star sezonunda da oradan birileri 3 diye bağırıyordu. Bu gizli bir bilgi değil. Abi 3'ü ben, yani oradaki tezahüratlar gizli bilgiler değil. Şimdi kardeşim, burada buradaki önemli olan şey, size ben şöyle katılıyorum. Survivor oyunlarında şöyle katılıyorum Semih Bey. Survivor oyunlarında fiziki performans ön planda olduğu için, yani ağızdan çıkan kelimelerin oyun üzerinde çok ciddi bir etkisi olmadığı için, yani soru cevap üzerine veya ağızdan çıkan bir cümlenin önemli bir bilgi olduğu bir yarışma olursa Juliet de bunu çevirip kendi takımına inanılmaz bir avantaj olarak getirebilir. Ama fiziki performans üzerine kurulan bir yarışma, hani ne kadar çok ama büyük zeka yarışmalar olmadı mı? Kaç tane zeka yarışması oldu? Ne gibi mesela? Ya mesela ne zaman oldu Murat abi biz zeka dediği hani o sembol oydu. Zeka dediğimiz herhalde çıkıp da 1+1=2'yi sormadılar zeka, onu demiyoruz. Oyunlar içinde zeka gerektiren oyunlar oldu. Taktik oyunlar. Sen ne zannettin? Matematik dersi mi verdiler yani 1+1=2, onu söylemiyoruz. Oyunlar zeka yazması oldu. Juliet'te mi çözdü işte? Ya zeka gereken yarışmalar oldu. Bana sorarsanız özellikle sembolü düşürme oyunu vardı ya. Evet, orada evet. Çok büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü Türkiye sabit bir taktikle ilerledi. O taktiği de o öğrendi. Kendi takımına söyledi. Kendi takımı savunmada kaldı. İşi çözdü. Görünen köyde onu herkes ama biliyor. Peki o zaman anlatmak istediğim şu Furkan'cığım. All Star senesinde de sağdan iki takım taktik verir. Doğru. Kimse gizlemez bu taktiklerini. Aleni verir zaten. Oyundaki adam, karşı takımdaki adam duyar bunu. Yani orada eğer kız Türkçe yani karşılarında şimdi Hikmet'in karşısında Türk bir takım daha iyi olsa Hikmet oradan 3-3-3 diyecek zaten. Gizli bir şey söylemiyor. Yani tamam da Semih, oradaki adamlar niye o zaman bunu söyler? Sen orada değilsin ki. Biz orada değiliz ki. Onlar yaşıyor orayı. Ya onlar orada ne derse biz onlar dinlediğimiz şeyi kale alma sonucu. O zaman elemeselerdi. Ya kardeşim onlar mı eledi ya? Onlar eledi. Türkler onlar için, eledi. Bizim için diyorum. Bora diyor ki mesela aralarında konuşuyorlar diyor ki bu diyor oyunu bizden alan neydi kızın adı ya? Juliet'te. Juliet'te aldı diyorlar. Tamam. Tamam demek ki onlar orada öyle dediğine göre ben de onları dinlediğime göre onları kahal alıyorum. Bana göre Peki, bir şey söyleyeceğim. Diğer oyunlara da destek olmuştur. O zaman oyunları niye alamadılar? Yani her oyunda mı alacaklar? Tamam, Bora dedi ki diyor onun yüzünden al. Bora'nın demesi oyun için ifade etmiyor. Yani biz kendi All Star senesinde de olsun karşı takımın taktiklerini duyuyoruz. Her defasında oradan duyduğumuz bir taktik kendi duyduğumuz taktiği kendimiz de uygulamaya çalışıyoruz. Ya geliyorlar birebir de gösterseler bunu yapabilmek önemli olan. İstediğin kadar taktiği sana verseler de o taktiği o esnada yarışma esnasında adrenalin yüksekken yapabilmektir zaten. Zaten onu duyamıyorsun. Bilsen de, mesela örnek vereyim. Şu hani bilardo topuyla 3 tane deliğe sokma vardı. Onun tekniğini bana Tur abi de anlattı. Ümit Karan da anlattı. Ama ben yapamıyordum. Yani düşün ki hani birebir göstermelerine rağmen, el atışlarını bir göstermelerine rağmen yapamadığım noktalar oldu. Yani sadece duyumla orada çok iyi başarılı olacak diye bir kayda yok. Oyun için Sayın Furkan'cığım. Oyun için olmayabilir. Murat abi sen de spor yaptın ama şimdi Survivor'da sana söyleyeyim. Dışarıdan gelen destek tezahüratlarının oyundaki yarışan yarışmacıya çok büyük bir etkisi yok. Tezahürat tamam seni ateşleyebilir ama taktikleri orada duymuyorsun o an. Herkes kendi bildiğini okuyor. Kaderinle baş başasın çünkü saliselik olaylar, saniyelik olaylar. Sen acaba Hikmet şunu mu dedi, bunu mu dedi? Kafanı oraya verirsen Hikmet nasıl yaptı dün? Sen bir görüntü gösterdin. Hemen kafayı çevirdi. Sen kafanı başka yerlere çevirirsen oyunu zaten kaybedersin. Doğru. Yani o yüzden profesyonel yarışmacı zaten bankı dinlemez. Anladın mı? Kendinle baş başasın. Ama bak şöyle bir şey var. Bir parantez açmak istiyorum. Oynayan oyuncu mesela benim algılarım açıktır. Ben bir şeyi beceremiyorsam, bir atışı doğru düzgün yapamıyorsam artık hani böyle 3 atarsın, 5 atarsın artık beceremiyorsun. Belli yani yanından, yöresinden geçmiyorsa o atışlar kulağım benim olabilir, şeyde olur. O zaman destek bekleyebilirsin. Takım kaptanı demeyeyim de işte takımımdan gelecek olan taktiklerde olabilir. O algının açık olmasıdır. Yani ama bu kişiden kişiye de değişiyor. Ben mesela yapamadığım takdirde yan taraftan gelen sese göre atışımı değiştirebiliyorum ve yapabiliyorum da. Siz hiç konuşmadık şimdi aklıma geldi bu konuyu konuşmuşken. Seda geçen gün atamadı ya. Evet. Arkadaşları destek olmaya çalışıyor. Dönüp sussanıza diye bağırdı arkadaşlar. O da kötü onu bir şey. Yakaladın mı Furkan? Defalarca atamadı. Bunu konuşmadık mesela. Bu çok önemli bir şey biliyor musun? Arkadaşlarına döndü sussanıza dedi. Arkadaşlar yani sert bir şekilde söyledi. Destek olmaya çalışıyor. Evet. Yani. Orada şöyle bir durum söz konusu oldu. Defalarca atamadı. Abi. Konsantrasyon problemi yaşadı. Destek olmaya çalışıyor onu orada. İşte artık bir yerden sonra o destek ona negatif gelir. Hani ağzından biri bir şey söylese. Ya şimdi ben oyuna çıkmışım. Şimdi
Bir kere ben oyuna çıktım, oyunu kaybettim, döndüm. Döner dönmez 5 kişi başımda onu böyle hata yaptın, bunu böyle hata yaptın, bunu böyle yanlış yaptın. Ya derim bir susar mısınız derim. Ya bir 5 dakika bana bir izin verin, bir sakinleşeyim, oyundan gelmişim. Ama şimdi o başka. Sana birisi böyle yapsa diyorum, empati. Sen orada destek olmaya çalışıyorsun. Sen bir sussanıza diye bağırdı. Ne yaparsın? Susarım. Susarım. Susarsın da ne yani... Bu konuyu ama, böyle tamam deyip kapatır mısın? Yok, parkura girerim, o yarışmacıya kafa atarım. Ama şu şöyle bir şey var yani. Ne yapacağım abi? Ben o kadar çok bir şey söyleyeyim. Bana sussanıza dersin, susarım ben de. Zaten ama ben... Ama şey söyledi orada da, ben dediği bir yerde haklı yani. Şöyle, ters söylüyor. Ters söylüyor. Ters söylüyor. Yani ama, ters söylüyor. Ama burada olay ne Murat abi, şöyle düşün. Hı. Şimdi kız orada 30 defa mı ne atamamış? Evet. Şimdi sen 30 defa atamazsan Murat abi, bak Murat abi koyalım oraya, 30 defa atamasın. Orada da birileri bir şey düşünsün, Murat abi alır o, bize fırlatır onu şey. Ya bize fırlatır, bize şöyle o samimiyeti var. Yani ama orada niyet önemli. Niyet arkadaşlara destek olmaya çalışıyor. Sussanıza diyor, görüntüyü getirin. Evet geldi. Bir şey de ses var mı? Nagihan bir şey söyle. Nagihan. Dur. Bak şimdi söylemek aslında yapmak istediği şu. Hani beni serbest bırakın, ben kendi atışım. Zaten atamıyorsun. Atamıyorsan takımın sana destek olduğu bir nokta var. Seni uyarmaya çalışıyor. Aslında orada sus sana demesi kadar saçma bir durum olamaz. Zaten atamıyorsun. Bari takımını dinle, onların taktiğiyle atmaya çalış. Ve ne oldu? O sus sana dedikten sonra 2-3 atış sonra attı. Nereden ben hani o saçmalıktan ziyade orada değilim ben. Ben tavra takılıyorum. Tavır çok kötü. Tavır yani. Sen orada evet. Niyet önemli. Arkadaşlar sana iyi niyetle evet. Yaklaşıyor. De sen, destek olmaya çalışıyor. Yani, sen kötü durumdasın orada. Aynen. Yani kötü durumdasın. Arkadaşların hani sen harika atarken arkadaşların evet. Sana bir şey dese tamam. Ama sen orada zaten orada Acun Ilıcalı devamı diyor orada zaten. Başında mı? Denize atıyorsun bir diyor. De bir denize şey gidiyor falan diyor. O ara o başında şey mı? Evet buyurun Aya. Riya ile yarışıyor. Riya'nın atışları zaten berbat. Yani o sayı garanti bir sayı aslında bakıldığı takdirde. Bu noktada da takımın zaten panikliyor yani bedava sayı gidecek yani. Yani kafa gözü kapalı atsan zaten o sayıyı alacaksın. Çok normal yani takımın destek olmasa kadar normal bir şey olamaz. Sadece atamadığı için panikliyor ve çok sert bir şekilde takımına Furkan'cığım ben 2016'da kanlı bıçaklı olduğum adamlara ben oyundayken böyle hani böyle bir destek için böyle tezahürat yaptık. Ben onlara böyle bir şey yapmadım. Ben de sevmem yani. Senin takımın çünkü anladın mı? Kötü hani, bir şey yaptık. Şimdi bakın, ama sussanıza bakın, bana çok burada, garip geldi. Hayır, burada bakın şöyle bir şey var. Evet Seda'nın vermiş olduğu tepki sert bir tepki. Yalnız karşındaki insanların da şimdi Murat Özor çok güzel bir şey söyledi. Acun Ilıcalı diyor ki 30. defa atıyor, atamıyor. Tabii. Şimdi bunun üzerinde yarışmacının üzerinde yarattığı baskıyı da düşünelim burada. Yani yarışmacı o sırada atmaya çalışıyor, atamıyor. Karşı tarafta rakibi evet. Olayı bitirebilir. Bir dakika, o zaman bir şey diyeceğim sana. Bak buyurun. Ne güzel bir noktaya temas ettin. Evet. Madem kendini tutamıyor. Tamam. Madem adrenalin yüksek. Madem dediğiniz gibi böyle şeylerden etkileniyor. O zaman dönsün Acun Ilıcalı desene. Ne bana konuşuyorsun, denize atıyorsun desin. Evet. Abi onu diyor. O zaman onu söylüyoruz işte. Bak ama çok ince bir desene ince. Hadi bakayım. Sonuçta... Dönsene Acun Ilıcalı'ya. Acun Ilıcalı ne denize atıyorsun ne konuşuyorsun. Desene demek ki onu diyemediğine zaten, göre zaten, onu da demeyeceğim. Zaten bir şey söyleyeceğim. Yani onu da öyle şey yok. Yere değindi, aynen. Aslında Acun Bey'in söylediklerinden şey oluyor rahatsızlık duyuyor. Evet. Ve öfkesini takım arkadaşlarına çağırtıyor. Takım arkadaşlarının desteğine evet. Rahatsız olan kız o zaman Acun abinin dediklerini... Demek ki orada o işleri olmuş. Geçeceksin. Bir dakika şimdi. O işleri şimdi Murat abi çok değişik bir yere değindi. Değişik bir yere geldi ama. Zaten değişik yere değiniyorum. Teşekkürler Murat Özer'e. Ama şöyle de bir durum var biliyorsunuz. Şimdi birisi Acun Ilıcalı. Evet. Tamam. Yani evet. Survivor'ın en başındaki kişi. Evet. Tabii ki ona dönüp de sizin verdiğiniz tepkiyi vermemesi lazım. Hayatım, yani. Ama hırsını benim demek takımından o değil. Çıkartıyor. Ona zaten veremezdi. Şimdi ben bakın, diyorum ki sadece yani. Böyle düşünmeyelim. Ha. Futbol müsabakasında... Kendi takım arkadaşına sert bir çıkış yapabilirsin. Evet. Ama aynı çıkışı hakeme yapabilir misin? Hakeme yaparsa kırmızı kart görürsün. Şimdi o Acun Ilıcalı o pozisyonda orada. Tabii ki ona yapamazsın. Hayır yani. Ben de ona sana diyorum ki benim derdim şu. Kendini kontrol edemediği için yapıyor deniyor ya. Evet. Ben de kendini kontrol edemiyorsa eğer onu da yapar diyorum. Doğru, yani işte. orada kontrol edememe evet. Değil olay. Oradaki tavır. Olay tavır. Tavır olay. Yani ben hani onu söylüyorum. Şimdi yumuşatmak istersek şey deriz mesela. Ya kıza ağzından arkadaş, kıza yani. Dışarı atıyor filan sinirlendi filan. Ama o zaman oradan esas şey geliyor devamlı oradan. Denize atıyorsun lafları geliyor. O zaman bu kadar etkileniyorsan dön ona dedi ki ne denizi menizi de. Demek ki oradaki olay o değil onu kastetme. Yoksa oradaki acı olay ne biliyor musun? Misin yani? O bağıranların üstünde bir tahakküm kurabileceğini düşünüyor. Kendisi başarılı bir yarışmacı ya performans olarak. Onları susturabilme haddini kendinde görüyor. Mesele bu. Benim takıldığım noktalar bunlar. Ecem'i biz nasıl eleştiriyoruz o tavırlar üstten bakan? Seda'da da ifadelerinde mesela burada Acun abi diyor ki işte atamadın 30-40 tane atamadın. Seda şöyle bir şey diyor.
Bir kere de ben atamayayım ne olacak? Kendini başka bir yerde görüyor şu an zaten. Esas oradaki görüyor. Esas oradaki, görüyor, esas oradaki en büyük olay. Bir kez de ben atamadım. Acun Ilıcalı şey diye bağırıyor esas. O da çok önemli. Seda'ya sallayanlar utansın diyor. Evet. Nerede? Oyun esnasında anlayamadım. Evet evet. Seda'ya sallayanlar utansın diyor. Yani, yani neyi kastediyor? Neyi kastediyor? Kimseyi kastetmiyor. Bence espri yapıyor. Bana bakayım. Kendisi diyor diyor atamıyor edemiyor. Hayır yok 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 yok. Espri yapıyor. Bence orada kendisi atamaması de Seda yarışırken atamamasıyla tamam, ilgili işte, bir mizah işte, yaptığı için yani, onu orada sizin tabirinizde bravo. Şeker veriyor olabilir. Hayır şeker, şeker vermiyor. Yani Acun Ilıcalı şey yapıyor orada. Yani Acun Ilıcalı'nın ne kadar şimdi benim ben şimdi Acun Ilıcalı ile ilgili bir şey sorarsam da hani şey gibi olmasın hani. Gerçekleri söylüyorum ben yani. Methetmek hani derler ya burada ya methediyorsun falan. Öyle bir şey yok. Onu ben gerçekleri söyleyeceğim. Ha. Sen içinden geçer. Ha. Şimdi Acun Ilıcalı orada o kadar güzel kendine şey yapıyor. İroni yapıyor. İroni yapıyor. Evet. Yani ben de öyle anladım. Ben onu denize at falan dedi ya. Evet. Sana salladım diyor. Denize at dedim diyor. Sana sallayanlar utansın. Kendine söylüyor onu. Yoksa Acun Ilıcalı. Ben de öyle anladım. Kime diyecek onu yani? Sana sallayanlar. Seda'ya sallayanlara bize. Şimdi mesela ben burada Seda'ya Acun Ilıcalı gelip de Murat Özer'e Seda'ya sallıyor falan diyor. O işlere girer mi? Girmez. Orada kendini şey yapıyor. Yani ben sana denize attın diye salladım. Şimdi tebrik ediyorum seni demek istiyor. Oo. Doğru. Ama çok işte, uzun bir yarışmaydı. Ben de öyle anladım. Bitmedi yani. Acun Bey'in lafı sözü bitti. Tezahüratı bitti. Benim için Seda'nın atıp atamaması falan bunun bir önemi yok. Olabiliyor. Ben hep şey. Burada realiteleri, niyetleri, tavırları bunları analiz ediyorum biliyor musun? Yani kişisel, kişiler arası iletişimleri, ilişkileri biliyorsun. Bunlar çünkü hayatımızdaki bizim kimliklerimiz. Değil mi? Sen iletişim kabiliyetin yüksekse insanlarla iyi iletişim kurarsın. Toplumda evet. Daha sağlıklı ilişkiler kurup daha rahat hareket eden bir birey olursun. Şimdi ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben o takımdayım. Ben Seda'ya bağırıyorum. Seda bana dönüp diyor ki sussanıza deyip beni de pakete dahil ediyor. Siz yani üçüncü çoğul şahıs. Şimdi bunu söyledikten sonra benim ona bir duvarım olur. Anladın mı? Ya şimdi burada şöyle bir şey var. Biz adanın iç hayatındaki ilişkileri tam olarak bilmiyoruz. Evet. Şimdi o sussanıza dediği insanları kimi kastediyor bilmiyorum ama samimi ada hayatında samimi ilişkiler kurdu. Yani Murat abi bana sussanıza derse o oyunda ben Murat abiye alınmam. Çünkü onunla öyle bir ilişkim vardır. Furkan dedi, ama başka bir insan, X bir insan bana bunu derse. Neden konuşuyor zaten, herkes çok abi zaten şimdi bak buradaki olay şu. Biz oradaki her şeyi göremiyoruz. Evet. Şimdi bak kader geldi değil mi? Tabii. Kader biraz önce bir bizim programa katıldı. Bana yapıyordu diyor işte bu tarz hareketleri yapıyordu abi, diyor. Kız. Abi şimdi bak kaderin en önemli şey orada şu. Zaten kader bizim gördüğümüz şeyleri anlatsa ben zaten kadere derim ki kader zaten ben onu gördüm. Ne anlatıyorsun abi? Doğru. Kader beni etkileyemez. Yani şimdi orada benim gördüğüm bir şeyle ilgili benim fikrimi kader sabaha kadar konuşsa değiştiremez. Benim fikrim bellidir. Kaderin ben nesini duymak isterim esas kaderden. Benim almak isterim. Yani orada bizim görmediğimiz şeylerle ilgili bazı şeyler söylerse kadar o beni etkileyebilir. Mesela der ki bana ya Furkan dede ben derim ki Furkan bana yayında sen bana mesela bir şey dersin ben sana onun cevabını vermemişimdir. Halbuki adanın bir köşesinde vermişimdir. Kader de kendini savunmak adına der ki o bana bunu dedi yayınlanmadı ama orada bana bunu dedi der. Söylüyor söyleyeyim mi söyledi bir iki cümleyi kaderin. Bugün izledim daha benim programda da söylemişti tamam, girmedim. Evet, evet. Hani bugün de söyledi az önce hazırlanırken falan evet. Gördüm. Ecem demiş sanırım. Ona demiş ki halk ağzıyla konuşup durma evet. Karşı. Ecem mi demiş? Ecem İsim demiş. Yanlış vermeyeyim. Halk ağzıyla. Şeyde mi söyledi? Programda mı söyledi? Evet, programda söyledi. Ben de. Benimkinde de söyledi evet. De. Sen niye hiç bu konuyu açmadın? Girmedim bunu? Çünkü ben görmediğim için. Niye giriyorsun? Futbol maçlarına mı giriyorsun? Gireceksin söyle bana. Hayır. Ya. Olayı ben görmediğim için. He. Şimdi onun gibi bir iddia. İddia üzerine ben çok fazla konuşmak istemiyorum. Taca çıkmamak için. Yani anladın anladım. Mı? Anladım. Yani, ama sen bir taca iddiası var. O söylemiş. Tamam abi. Böyle bir iddiası var. Yani bir gün Ecem gelirse ona da sorarız. Sen böyle böyle dedin mi diye. Yüzleşme de yaparız. Yüzleşme programı. O ama mesela. Halk ağzıyla demesi halk çok ağzıyla, yanlış bir şey. Biz ve ondan sonra yani. Diyor ki bak şurada Kraliyet diyor bana çingene dedi diyor. Diyor. Bunu da söylüyor. İkidir söyledi. Ben hani girmiyordum bu. Kim kime yayında demiş? Mı söyledi? Yanında söyledi evet. Kim kime demiş? Kader söylüyor. Kader'e demiş. Ecem'in söylediğini söylüyor değil mi? Değil Ecem'in. Dedi. Ecem evet, mi? Ecem'in söylediğini. Ecem dedi değil mi? Evet. Evet. Bana Ecem teyit ettik. Yayında mı teyit söylüyor? Teyit ediyoruz. Oradan teyit ediyoruz. Tamam tamam. Hayır yani sana katıldığı yayında aynı orada dediğini söyledi mi? Orada ha, söyledi. Söylediyse... Bugün de söyledi. E tamam. Bugün de mi söyledi? Bugün de söyledi. Tamam. Bana böyle dedi diyor. Ama Ecem'in zaten böyle yukarıdan bakma gibi... Böyle egosu yüksek,
Kaan'a karşı tavrı olsun. Değişik bir ego içerisinde. Ama Nagihan, yani Furkan, sen... Nagihan onun içinden de çıkamayız, ben size söyleyeyim. İşte, tamam şöyle yani. Çıkamazsın, onun içinden şöyle çıkamazsın. Onun için o konuları bence çok fazla önemsememek için... lazım. Zaten... Neden? Çünkü her elenen kişi buraya gelecek. Evet, gelecek. Her, her elenen kişi gelip de buraya bizim orada görmediğimiz işte ağaçların altında bana şunu dedi. İşte biz uyurken bana bunu dedi. Yüzleştireceğiz. Ya ama şimdi yüzleştirme programı şey abi. Boş ver yüzleştirme ya. Yüzleştireceğiz mi? Zor iş abi. O işlere girmeyelim ben. Hayal dönünce yüzleştiririz de. O iş zor iş abi. Ecem'in üst pencereden bakma gibi var. Bir huyu var mı? Var. Biz bunu görüyoruz ki de olsun, hareketlerinde olsun. Bunu çok bariz bir şekilde gösteriyor. Şimdi kader de buradaki konuşmasında da halk ağzıyla konuşmaya başladığın demeyle zaten insan ayrımı yaptığını çok bunu bariz bir şekilde. Bu ifade hani ama buna Nagihan'cığım. Hani bunu bilmiyoruz Nagihan. Bunu kaderin söylemesine de gerek yok. Bunu söylemeden biz ilk günden beri Ecem'in tavrını zaten eleştiriyoruz. Ama tavırları hep böyle şöyle yani. Bir şey söyledi kader. Ben dedi bunu dedi diğer dedi Yunan televizyonunda da gördüm dedi. Ya da Hikmet'in olayını da görmüş. Bu orada yayınlanmış. Şunu konuşmadık. Bir görüntü daha var. Çünkü ben baktım İhsan konuştu galiba. Murat abi İhsan konuştu galiba. Hani bunu konuşalım. Ne o abi? Yunan görüntülerinde bir görüntü vardı. Bunu biz görmedik. Ecem Kağan'a diyor ya. Sen aynı karaya girmem ben diyor. Evet evet gidiyor. İşte senin gibi bir insanla diyor ben aynı karaya girmem. Diyor Kaan'a mı? Kaan'a diyor. Aynen. Senin gibi bir insanla aynı karaya ben girmem diyor. E üçgene girsin o zaman karaya girmez. Yani diyor ki abi bunlar sen programa katılmış abi ya. Hani programa girmezsen Survivor'a niye gittin o zaman kardeşim? Kaan adam onu diyor. Burada adam Survivor'da. Ben daha, sen onunla karaya girmiyorsan o zaman Survivor'a gittin futbol maçına. Ben daha dün gece onu tam olarak izledim. Hani hep konuşuluyordu. Tabii. Cümleleri yazıyordu. Oradan sadece okumuştum. Görüntü olarak izledim. Kaan'ın çok güzel cevapları var. Kaan da diyor ki sen girmem ki, diyorsun ama diyor aynı karadayız şu anda. Aynı karadayız şu anda. İşte ben hayatıma böyle insanları almam. Kaan da diyor ki burası senin hayatına insanlarını aldığın bir yer değil ki diyor. Burası tabii Survivor'da ki seçilen, buraya gelen yarışmacılar. Şu anda biz buradayız. Sen de burada olmayı kabul etmişsen Kaan'la da Hikmet'le de Kader'le de aynı karede görüntüyü vereceksin. Kabul eğer etmişsin demek ki. O görüntüyü vermek istemiyorsan Survivor'a gelmeyeceksin. Ya, başka bir görüntü daha var onu söyleyeyim. Ki kendisinin röportajı da var. Gelmeyeceksin o zaman Survivor'a diyor ya. O zaman sen görüntü vermek istiyorsan sen gelmeyeceksin. Bir şey söyleyeceğim. Yani Ecem'e kusura bakmasın da yani bu kadar bu görüntüleri biz izledik konuşamamıştık. Hakikaten yani hiç hoş olmayan bir konuşma. Üst pencere değil bence en tepelerden böyle kendini nerede gördüğü ben zaten belli değil. Hiç sevmedim tavırlarını Nagihan. Herkes geçmişine bakacak. Hepimiz bir yerlerden geldik. Ama hiçbir insana bak her zaman söylüyorum bir insanı ayırt etmek kadar... adice bir hareket olamaz. Allah'ın niye peki böyle? Bak, şöyle Ecem, bir şey. Sen tanıyorsun Ecem'i. Ya ben Ecem'i tanıyorum ve buradaki tavrını inanamıyorum, tanıyamıyorum. Hiç sessiz bir kızdı aslında. Şimdi bak hani bence bunlar şöyle şey. Şimdi bak bence yanlış yolda gidiyor. Televizyon şey. Çok acayip tamam, bir şey. Sen burada. Güzel. Sen televizyon ya, çok acayip. Ama abi şimdi şöyle bir şey var. Ha. Diyor ki ben seninle diyor aynı karede olmak istemiyorum diyor. Hayatım o tamam zaman, da. Yani Acun medya zorla mı getirmiş onu? Ya zaten şöyle bir şey ya var. Ya onun şimdi. Ne haddine? Evet. Hayır defa zaten şöyle bir şey var. Saygısızlık, buradaki bir dünya emeğe saygısızlık. Sen ne şimdi bak şunu düşünüyorum abi. Ben abi. Şimdi bunlar ne yapmak istiyorlar biliyor musun? Bunlar hep beraber diyorlar ki hamama gidelim. Hı. Tamam mı? Islanmayalım. Hayır. Hamama giriyorlar şey o sıcak yere, terlenen yere. Hepsi beraber hamama giriyorlar içeri, terlenen yerde. Diyor ki bir tanesi ben... Burası çok sıcak. Burası çok sıcak veya ben terledim çıkıyorum. E zaten oraya terlemeye giriyorsun, hamama giriyorsun. Ne demek yani ben terledim? Yani bunlar oraya gitmişler abi Survivor'a. Hepsi evet. Ne olduğunu biliyorlar. Aynı adada kalacaklarını biliyorlar. Ay sen neredesin? Ben neredeyim? Sen şusun. Evet. Ben buyum. Ne oluyoruz abi yani? Benim seviyemde değil. Yani öyle bir şey. Ama ben şunu söyleyeceğim. Şu çok önemli. Ben demin de söyledim. Şimdi orada görmediğimiz bir şeyle ilgili buraya gelen yarışmacıların. Şimdi ben kader için söylemiyorum. Kader ilk geldi. Kaderde içindeki kızın bazı şeyler var. Onları dökmek istiyor. Dökecek tabii. O doğaldır. Evet. Rahatlaması açısından, relax olması açısından. Çünkü belki kız gece eve gidiyor mesela yastığa kafasını koyuyor. Kafasını koyuyor, Hikmet'i görüyor. Ama, kafasını koyuyor, ama birini abi, görüyor. Kaderiyle oynanmış kızı. Kaderimin bir oyunu mu bu? Yazık şimdi yani. Bu yüzden de kader burada bir şeyler söylüyor. Ama şimdi biz şundan vazgeçelim bence. Benim şahsi fikrim. Yarın öbür gün başka bir yarışmacı gelecek. O da diyecek ki tabii. Şu bana şunu dedi. Dedi. O bana bunu dedi. Biz onu bilmiyoruz. Görmediğimiz şeyler üzerine konuşmak bize zarar verir. Furkancığım Murat ben onun için görmediğimiz şeylerle ilgili konuşmana faydası olduğunu düşünüyorum. Hatırlayacaksın. Katılıyorum. Hatırlayacaksın. Birisi bir şey demişti. Ben gördük mü bunu demiştim. Ama Murat abi demiştik. Adam öyle diyor. Ben ona güveniyorum.
Yalan mı atacak demiştik. Kim için? Tur abi için. Bak. Abi şimdi şöyle bir şey var. Kere, kim için? Hatırla. Demin dediğim lafı 50 kere Murat Ceylan için söylemediğini için buluyor aradan. Murat Ceylan için mi? Biri için. Çok tartışmıştık. Bir program boyunca. Murat abi dedi ki öyle dediği için öyle dedi. Biz dedik ki görmedik bunu. Hayır ben inanıyorum öyle dedi. Sen hatırlayacaksın onu. Üzerime oynuyor şu an. Şöyle bir durum var. Hani bizim Türkiye'de yayınlanmayan ama Yunanistan'da yayınlanan bir görüntüyü biz şimdi burada konuşuyoruz. Üst pencereden bakma. Hani aynı kareye girmeme. Yani düşünsene sen beni sevmemeyebilirsin ama biz bir büyük bir projenin içindeyiz. Ve sen bana diyorsun ki ben Nagihan'la aynı karede bulunmak istemiyorum. Kim demiş? Şey, Marlene Monroe'yla mı aynı karede bulunmak? Şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani Kaan yine çok parlamıyor. Çok büyük tepkiler de vermiyor. Kim? Kaan. Ha, Kaan. O konuşmanın üzerine bir kadın bir erkek yani kim olursa olsun çığırından çıkması lazım. Sen kimsin de ama Kaan onu şu anda Kaan onu bilmiyor ki. Biliyor. Yüzüne söylüyor. Ya Yunan televizyonda yayınlanan şeyi Kaan nereden bilecek? Bilmez. Hayır, yayınlanıp yayınlanmamasından değil. O anki konuşmadan bahsediyorum. Anladım. Yani bu kadar acizlik olamaz. Bir insanı düşürdüğü durum gerçekten çok kötü bir şey. Herkes her noktadan gelebilir. Ben Ecem'in bu tavrından çok ciddi anlıyorum. Başka bir ifade var. Benim elime bir istihbarat bilgisi geldi. Bir saniye. Eyvah. Geldi. Konuşalım bunları. Ecem şunu söylüyor. O tarz bir yarışmaya katılmış biriyle ben aynı kareye girmem diyor. Şey de veriyor. İsim de veriyor. Kaan nereden geldi? Evlilik programı falan hani öyle bir şey vardı. Seda Sayan'dan mı? Ben biliyorum da nerede olduğunu yani çok ilgim yok Seda konuya. Kaan'ı ben ama görüyordum televizyonda da. Bir tane başka bir kız var falan. Ama neyse. Ecem de başka şimdi, bir yarışmadan geliyor. Ecem'in görüntülerini verdiler. Ecem'in de aynı tarz bir televizyonda evleniyor falan. Evet. Duvaklı şeyleri var. Tamam, nasıl oldu şimdi bu cümle nasıl oldu? Onu anlamadım. O ben. Evlilik programı değildi. O yarışma programıydı. Evlenmişti eski eşiyle. Ama nikah yapmışlardı. Gelinlik giymemişti. Böyle öyle bir şey sen içinde. Sen nereden biliyorsun bunları bu kadar? Ukde kalmıştı. Nereden biliyorsun? Orada oldu program. Hayır ben bunu Survivor'a gitmiştim. 2016'da döndükten sonra Ecem'i televizyon zaplarken böyle yarışmada gördüm. Böyle ama ön fragmanını görmüştüm. Detayını izlemedim. Velhasıl i̇şte, yani. İçinde kaldığını biliyorum. Böyle bayağı bir ağlayarak böyle hani gelinliğini giydi. Böyle güzel bir düğün yapıldı diyeyim. Ne güzel işte. Söyledi. Bu çocuğu. Hayır yani bu Kaan da bizim evladımız anladın mı? Bu çocuğu niye hor görüyorsunuz? Yani insan her noktadan gelebilir. Sen evlilik programından gelmedin ama yarışma programına katıldın. Daha önceki bir yarışma programına katıldın. Peki oradaki katıldığın yarışmacılar yani onlarla neden aynı kareye girdin? Veya orada anlaşamadığın kişiler de olabilirdi. O insanlara da aynı şekilde ben bunlarla aynı karede olmak istemiyorum dedin mi? Hayır bir de başka bir şey var. Yani aynı karede olmak istemediğin insan tipi ne olabilir? Çok ahlaksız bir durum yapmış bir insanla aynı karede görüntü şey vermek istemiyorum. Ben evlilik programına katıldım falan ama şimdi, onun için iyi gelmiyor yani o görüntü. Senle aynı karede olmak istemiyorum. senle aynı karede olmak istemiyorum. O zaman gideyim ben Murat'a gideyim. Yok sen ne gideceksin ben giderim. Ben giderim. Hayır onu demiyorum. Ama doğru senle, bravo bir dakika. Ben seninle aynı karede olmak istemiyorsan ben giderim. Çok güzel bir noktaya temas ettin Sayın Özörü. Eğer ben seninle aynı karede olmak istemiyorum diyorsan bu senin kendi tercihinse o zaman koşarak git. Evet. İşte onu diyorum yani. Sen, zaten ama Ecem'in sistemi o değil ki. Ben seninle aynı karede olmak istemiyorum. Sen git. Saldırın. Sen git. Hedef gösteriyor anladın mı? Saldırın. Niye gideceksin aynı karede olamam seninle. Takım seni yazarsa karede olmamamız için yazıldın. Yani bahane de altyazıda bu. Çıkıntısı. Yalnız çıkıntıyı herkes takmış kafayı. Bana yazıyorlar abi sürekli. Çıkıntı ne ben çıkıntı ne. Ben çok böyle fazla etrafımda yok, çok, duyduğum, yani, ben çok duyduğum bir kelime değildi yani. Kim demiş çıkıntıyı? Eski yani lise. Anadolu'da çok kullanılan bir kelime. Çıkıntıyı kim dedi ya? Hatırlıyor musunuz kim dedi çıkıntıyı? Çıkıntıyı ya Sude attı ortaya ya da. Grup, MS grup. MS grup. Ya da Ecem attı. Ecem söyledi. Yani gençlerin daha biri fazla biri çıkıntılık yapıyor dedi, biri de çıkıntı lise, dedi. Lise ağzı diyelim. Bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Şu anda bizim Survivor'da izlediğimiz, işte Semih'in, Nagihan'ın aslında burada anlattığı, kimileri başarılı olsa dahi algısal operasyonlarla başarısızmış gibi gösterilmesi. Evet. Kimilerinin performansını arkasına alarak diğer kişiler üzerinde tahakküm kurmaya çalışması, adalet mekanizmasının zayıflaması, başarılı olanın yok edilmesi. Bunlar aslında hayatta olan her zaman karşımıza çıkan, olan, yaşadığımız şeyler. Ama bu fark, bir fark var. Algının üstünde algı vardır. Ama fark var. Fark ne? Oradaki dünya kameralar tarafından çekiliyor. Ve Türk halkına sunuluyor. Biz de bunu böylece kendi adalet mekanizmamızı yargılayabilip haklının hakkını verebiliyoruz. Yani. Zaten tebrikler, Furkan dedi, çok güzel özetledi. Bir şey diyeceğim sana. Teşekkür ederim. Furkan hayatta dedi, bunlar var. Çok var. Kaderi
Sen çok iyi biliyorsun. Ben bilirim. Benim hayatım onlarla geçti. Bırak adamın hayatını. Kaderi buraya kim yolladı abi? Biz mi yolladık? Kaderi Türkiye'ye kim yolladı? Halk yolladı. Öyle değil mi? Doğru. Tamam. Şimdi Kaderi, ben demin gördüm Kaderi. Geldi bana, ben tam gidiyordum. Murat abi, Murat abi diye biri vardı. Döndüm bir baktım Kader. Çok cici bir kız. Çok şey bir kız, dürüst bir kız, dobra bir kız. Tamam. Hepimiz hayatımızda zaten yaşamımızın en önemli şeyi kişiliğimizdir. Güzel bir şeydir yani insanın kişilikli olması. Şimdi Kader'de de bunlar var. Ama Kader'de şu psikoloji var. Kader maçı kaybetmiş. Maçı kaybettin. Yani mesela diyelim ki Galatasaray'la Fener oynuyor. Ya Fener kaybediyor, Galatasaray. Kaybettikten sonra artık bunu çok 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 da konuşmanın da bir alemi yok. Haksız yere kaybetti diyelim. Ya, VAR sistemine gidildi, bir baktım VAR sisteminde yok, orada olmuş gol. Haksız yere haksız. Performansı iyiydi ya. Abiciğim bak, haksız yere kaybetti lafı da hikaye. Performansı iyiydi. Bir dakika, o da hikaye. Dünyada 50 bin tane müsabaka oluyor. Herkes bir şekilde kaybediyor. Yani futbolda da mesela herkes hep hakkıyla mı kazanıyor? Kaç tane yanlış penaltılar veriliyor? Yanlış frikikler veriliyor? Yanlış taşlar Maradona veriliyor? Maradona elle gol atıyor. Hakem görmüyor. Eliyle gol atıyor. Hikmet de elle gol attı şimdi. Bir dakika. Maradona ne güzel bak, aferin. Cin gibisin, yine bir yerden buldu. Seviyoruz bu masayı efendim. Evet. Buyurun. Şimdi bak, Maradona elinle gol attı. Ne yaptı hakem? Verdi. Ve Arjantin ne oldu? Elendi mi? İngiltere atladı. Yani. Şimdi sonra yıllar geçti, İngilizler hala onu mu konuşacaklar? Konuşuyorlar. Yani, abi konuşuyorlar da yapacağı bir şey yok, yok ama. Yok. Geçti borun pazarı, süreçleniydi. Bu yüzden de Kader'in şu anda ne yapması lazım biliyor musun? Kader'in hırs yapması lazım. O hırsından yarın öbür gün belki tekrar Survivor'a mı katılır? Veya tekrar kendini başka bir yerde gösterir. Kader kardeşimizin artık bunu kafasına koyması lazım. Sen bir kere mağlup oldun. Hayatta hepimizin mağlup olma durumu vardır. Hep kazanacağız diye bir kural yok. Mağlup oldun. Şimdi ileriki maçları kazanmak için çalış. Evet. Kader'in derdinin bu olması lazım. Kader çok iyi bir kız. Ben ona büyüğü olarak bunu tavsiye ediyorum. Ama eğer Kader maçı kazanmak yerine hala kaybettiği maçı konuş babam, konuş babam, konuş babama giderse ama, bu sefer konsantrasyon. Ama programa davet ediliyor. Bir dakika Kader'in, şimdi tamam da kaybettiği maçı konuş babam konuş diyorsunuz da şimdi futbolcu kaybettiği maçtan sonra ne diyor? Ne diyor? Klasik bir açıklama var. Hayır, klasik. Kaybedilen maçtan sonra mikrofon tutulduğunda ne der genelde futbolcular? Ya, hakem yüzünden kaybetti. Hakem yüzünden kaybetti. Tamam. Yani, hayır. En sonunda son kapatırken bir şey söyler. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bravo. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Önümüzdeki tamam. maçlara bakacağız. He. Şimdi Kader'in önünde bakabileceği maç yok. Niye? O yüzden All Star olabilir. Daha şimdi elenmiş gitmiş abi şu anda. Şimdi, tamam, şimdi demiyorum. Bu Survivor'da artık Kader'in çıkabileceği maç olmadığı için evet. o son final maçı, tamam. onun final maçını devamlı anlatmasın. Hayır, ama şey güzel şey bir sistem şey yapayım mı? Bak kız ne kadar güzel fikir. Kız dururken bunu anlatmıyor. Kız zaten takım üzerine gidiyor. Kızın yaptığı bir suç yok yani ortada. Kaybedilmiş. Sağlık olsun denseydi bu tarz sorunları biz konuşmayacaktık. Yani takımın kabullenememe, günah keçisi seçme bir olayı olduğu için kız kendini mecburen anlatmaya çalışıyor. Burada kendini anlatıyor. Yani haksızlığa uğradığını. Sabiş girdi ya şimdi içeri Sabiş. Kim girdi? Sabiş. Sabiş. Sabri. Sabri. Şimdi yani şöyle bir şey de olabilir. Bak fikre bak Furkan. Hı. Birleşme Partisi'nde elenen diyelim 5 yarışmacı mı 6 yarışmacı mı elenecek? Dışarıda bir oylama gibi bir şey. Birleşme Partisi'nde birisi geri geliyor. Yok canım. Birleşme mesela değişik bir sistem anladın mı? Hesap görmeye geldim. Olabilir. Survivor olabilir. Her şey olabilir. Bence güzel fikir. Survivor'ın en güzel tarafı kuralsız olması. Şey izliyor muydun? Prison Break'i. İzlemedim hayır. Abruzzi vardı orada Abruzzi. Abruzzi'yi böyle hapishanede paket ediyorlar. Öldü diye gidiyor. En sonunda uzun saçlı falan böyle mafya babası. Ondan sonra saçları kazıtıyor. Cezaevine geri bir gelişi var Abruzzi'nin. Tamam mı? Hani değişmiş böyle hesap görmüyor. O sahne çok klasik. Ama bir şey söyleyeceğim. Oyuna geri dönüyor diyorsun. Ya oyuna geri dönüyor. Herkes öldü zannediyor. Bir gelişi var böyle içeri. Şimdi hesap sorma diyorsun da hani Kader'in performansı birinci sırada ama tekrardan girdiğinde çok yüksek bir kalibrede olması lazım ki Dalaka'yla bir eşit olması lazım ki girsin de hani oradakilere gerekli cevabı versin. Sırf kavga etmeye girecekse zaten girmesin. Yani çünkü kızı zaten rahat bırakmayacaklar. Kıza zaten nefes aldırmayacaklar. Yani öyle bir şey olmasında çok wow böyle hani şaşılacak bir kere kırıldığın zaman bir tarafı yok. Tabii şimdi mesela burada Kader tabii hırsla konuşuyor ama iki ay geçse gel alalım seni deseler. Tabii. Aynı şekli orada olmaz. Yapacak Muğla Bey'dim. Çünkü bir kere kırıldı o iş. Yalnız ben o VTR'yi daha önce biz tam olarak izlememiştik. Yani izledik ya bazı bölümleri izlemiştik. Şimdi
biraz önceki VTR'yi izledim. O izlediğim VTR'de hakikaten ben de kaderin yerinde olmak hiç istemedim yani. Çok kötüydü abi. Yani gerçekten. Burada bazen mesela bak aynı psikolojiyi bazen ben de yaşıyorum. Siz de yaşıyor aynı olabilirsiniz. VTR'de. Şudur. Herkes bak şimdi yaşadığı zaten. Psikolojik şu. Şimdi mesela ben bir şeyi savunmaya başlıyorum ya burada mesela. Ben bir şey anlatıyorum. Sen diyorsun ki Murat Özer haksızsın. Ben tam seninle cebelleşmeye başlıyorum. Olmaz Furkan filan derken Nagihan bana dalmaya başlıyor. Doğru. Semih bana dalmaya başlıyor mesela diyelim. O anda var ya benim bütün psikolojim bozuluyor. Dalma bırak bir de algısal operasyon var üstüne. He tamam mı? Onun içinde... Çıkamıyorsun ablukadan. Sen şu anda bana yalandan bakıyorsun ben anlıyorum. Dinliyorum. He. Şimdi o anda... Furkan sana bak çok güzel bir örnek. Sana birisi algısal operasyon yapsa... Mesela yolda bak, yürüyorsun. Bak, sağlık oldu. Yolda yürüyorsun. Bak, yolda yürüyorsun. Bir, orada böyle bir hırsızlık bir şey oldu falan. Bu yaptı diyorlar. Senin halbuki alakan yok. Biliyorsun sen yapmadığını. Halk oradan bir geliyor böyle 3-5 kişi böyle yani büyütüyor olayı. Şey bu yaptı bu yaptı seni sıkıştırıyor. Evet. Tabii olabilir. Şimdi bak bu yüzden de. Orada şöyle böyle bir durumla karşı karşıya kaldığın zaman. Şimdi mesela şimdi anlattığın olayla karşı karşıya kalsam. Önce kendimi ifade etmeye çalışırım. Hani üzgün bir şekilde. Ettirmiyorlarsa sesimi yükseltirim. Yani çünkü gerçekten hayır. Şöyle bir zan altında kalmışsam yapmadığım bir şeyden dolayı. İfade ederim. İfadeyle biz yani çözüme ulaşamıyoruz. Sesimi yükseltirim. Sesimi yükselttikten sonra da ulaşamıyoruz. Hani kimseye ulaşamıyorum ve toplum gitgide çoğalıp artık beni bir linç etme noktasına doğru gidiyorsa o zaman hikmetinden sual olmaz deyip susup cezamı çekerim. Ama buyurun. Orada bak kaderi ben onu tam olarak izlememiştim. Vallahi billahi kaderin yerinde olmak istemedim. Evet. İzlerken ter bastı bana. Kendimi kaderin yerine koydum. Yani kardeşim şimdi ben seninle tartışıyorum buradan biri geliyor. Senle tartışıyorum oradan biri geliyor. Sana bir şey soruyorum oradan biri. Ne oluyor kardeşim? Sonra herkese cevap veriyorsun diyorlar. Ha, bir de kızı orada şey yapmışlar yani. Hani böyle tek başına bırakmışlar. Kız böyle ne yapacağını şaşırmış. Hani akvaryumdaki balık olur ya mesela. Akvaryumdaki balık hangi nereye gideceğini şaşırır cama böyle vurur. Kızı o hale sokmuşlar. Kızı dayanmış vallahi. Ben yani olsam orada ben olsam orada çıldırırım Okay yani. Okay nerede? Yusuf nerede? Kim? Oturuyorlar orada. He? Herkes yükleniyor. Okay, Yusuf oturuyorlar orada. Biri çıkıp demiyor ki siz ne yapıyorsunuz Yusuf arkadaşlar? Yusuf sonra söyledi. O gittikten sonra. Atakan ne yapıyorsunuz? Yorgan gitti, kavga bitti. He. Ama işte oradaki Sebih bak inan var ya hakikaten kötü oldu yani. Çok kötü psikoloji. Abi o bir şey o Bora giriyor mesela. Bırakın şunu diyor bir de Bora. Sedat'la tartışıyor Bora giriyor. Diyor, oradan birine tartışıyor o giriyor. Hikmet giriyor. Yani bu kadar da değil yani. Teşekkürler bu konuyu tekrar. Bak tavırlar çok önemli buradan. Bora oradan geliyor diyor ki bırakın şunu. Muhatap olmayın. Ya bu tavırlar hiç hoş tavırlar değil. Ecem ona adada hadi canım hadi yürü. Hep bir kızı tahkir ettiler orada anladın mı? Bu gerçekler bunlar kardeşim. Bunları da konuşalım yani. Bunları niye bir kere konuşuyoruz kapanıyor. Sen de öyle bir kader, şey kader kader sanki kader kader. Öyle bir şey söyleyeyim onu da konuşalım bunu konuşalım. Hayır hayır. Siz ne konuşuyorsunuz bu? Kader 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 kader. Şimdi kadere bir günah keçisi ilan ettiler. Yani bu çok açık bunu görmemek için. Yani ne olmak lazım bilmiyorum. Abi işte tamam günah keçisi ilan ettiler de. Siz yine bana aynı şeyi söylediniz. Çok erken kaderde, oldu. Kaderde sizi taca attı ama. Onu ne yapacaksınız? Yok taca atmadı. Attı taca attı. Niye taca? Ben 3 noktayı konuştum. 3 nokta. 3 nokta. Ya Semih kaderde sizi taca attı şimdi. Yani bunu da şimdi konuşmak lazım yani. Onu arkadaşım. Şimdi, tamam ben de durumun kendisine baktığım zaman kadere yapılan bir mobbing olduğunu, görüntü itibariyle haksızlık yapıldığını düşünüyorum ama kaderini de bilmiyorum. Ya kaderin bize söylemiş olduğu şey üzerinden ben Seda'yı yargılamıyorum ki. Ben 3 nokta üzerinden Seda'yı yargıladım. Ben niye burada konuşurken yukarıdan rejiden beni biplemiyorlar? Biplesinler o zaman ben koşurken. Sizin, yok çünkü ağzından sıkı sıkı. Dolayı yargılamış olabilirsiniz. Ama o da diyorum ya sizi taca attı diyorum ben de. Yanlış bilgi verdi size yani. Biz bunu yaşadık bu masada gördük. Bir yanlış bilgi verdi yapmaması gereken. Hala söyledi diyor bence. Kız. Onu da söyledi diyor. O kadarını bilemeyiz abi. Öyle şimdi burada olsun. Murat Özer'in dediğine geliyor olay. Şimdi bakın sonuç itibariyle biz burada yorumcuyuz ama... Tamamen izlediğimiz görüntüler üzerinden evet. Yorum yapıyoruz. Tamam da sen denize baktığın zaman denizde... dur. Ne adamsın sen? Söyle bakayım ne? Gördüğümüz olayları yorumlayalım diyor söyle, da. Söyle. Sen şimdi denize baktığın zaman ne görüyorsun? Denize baktığın zaman... balıkları denize baktığın zaman dikteki balıkları göremezsin. Ama aşağıda o balık oluyor. O zaman balıkları hiç konuşmayalım. Ot olacaksan bile... Tamam, en yeşil olmaya çalışacaksın. Furkan'ın dediğine göre o zaman hiç biz denizde balık varmış yokmuş. Olta atma o zaman denize. Balık olduğunu göremiyorsun. Hangi denizde balıkları göremezsin? Dalgalı ve pis denizlerde balıkları göremezsin. Eğer deniz sana böyle çarşaf gibi tertemiz, objektif, açık bir ortam sunarsa hangi balığın geçtiğini görürsün. Sana bir olta takımı hediye ediyorum hemen.
Nerede hemen? Murat abiye vereceğim dedin oltu takımını. Ama o başka bir şeyler karıştı. Ya bu abi bak, bu devamlı bir şey söylüyor. Fakat icra bu. Bal yapmayan arı gibi. Nasıl bal yapmayan? Bu da çiçeklere konuyor, konuyor, bal yok. O en yanlış adama söylüyorsun. Bal yapmayan. O zaman nerede benim şeyim? Oltu takımı sana değil ki, Furkan'a vereceğim dedim ben. Sana yerde balık tutacağız. Lan sen Bukaramun gibi adamsın. Hayır. Önce bana söyledin. Hayır, ben söyledim. Ondan sonra Furkan girdi ya oraya abi dedi. Sen yapmazsın o işi dedi. Vakit ayıramazsın. Ben de sana dedim ki, de kayınpederime vereceğim tamam, dedim. Tamam sen dedin ama he. Furkan da dedi ki, kayınpederim de dedi, tutmaz dedi. Tamam, dedi. Bana anlık, ver falan dedi bak, yani. O anda bana şeker vermek istedi. Evet, Furkan dedi sonra vermeyeyim o şekeri. Baktı bana, çünkü bunun şeyi değişiyor mesela. Bakış açıları değişiyor. O anda beni çok iyi görüyor. Sonra bir bakıyor, bu Murat Özer'e vermeyeyim diyor. Sana geliyor. Hayır hayır, öyle değil. Adam dedi ki, Murat abi tamam ortada bir şeker var. Sen de ki ver ben yiyeyim o şekeri. Furkan dedi ki yok dedi, sen şeker yeme, şekerin çıkar. Ben de yiyeyim o şekeri yani. Şimdi bir şey daha benim dikkatimi çekti. Juliette'den konu açılmışken, tabii Juliette elenecek. Yarın size mi konuk olacak Semih Bey? Bize konuk oluyor. Evet ama ondan önce biz efendim YouTube çekimimizi yapacağız. YouTube hesabımıza gece herkesten... montajı yetiştirirseniz verirsiniz. Valla biz her gece buradayız efendim. Sabah 6'ya kadar montaj yetiştiriyoruz. Önce YouTube hesabında Juliette ile yapılan yarın röportajı. 3'e kadar Semih Bey'in programından önce. 3'e kadar vaktiniz var. Yetiştirdiniz. Her türlü bak, rejiden geldi destek. Bravo reji. Çocuklar yani sağ olsunlar. Biz de programdan atarız oraya. Tamam. Nagihan'cığım sen... Siz de bize destek. Evet işte, Nagihan atarız bize, diyorum YouTube'a. Nagihan bize biraz şeyi söyledi. Dalakayı anlatsın. Ya biz bilmiyoruz Dalakayı. Buyurun. Şimdi anlat diyorsun da abicim. Ben Dalakayla yarışmadım. Yarışmadığım için de bilmiyorum. Ama final koltuğuna oturduğunu ve ikinci olduğunu, benimle aynı kader yaşadığını biliyorum. Hayır, şeyini soruyorum. Başarı olarak. Sen bu işlerde kraliçe olduğun için hani onun şeyini bize anlat. Ha, atletizm. Ha, yani mesela şimdi ben de futbol oynamışım. Bana Messi'yi sorarsan ben Messi'yi burada... Bir şeyden anlatabilirim. Ama şimdi Dalakayı ben anlatamam. Dalakayı bize sen anlatacaksın. Bu Dalaka nedir, kimdir, ne yapabilir bize karşı? Merak ediyorum. Murat abi şöyle bir sıkıntı Dalaka... var. Aynı sezonda yarıştılar. İzlemedi ki Nagihan Hanım. Ben izlemedim. İçerideydi için... o. Evet. Biz izledik. Biz daha iyi biliriz onu. Çünkü aynı sezonda olduğumuz için ben Türk takımındaydım. Survivor için demiyorum ki be abicim. Sen ben bilmiyor. Ben Messi'yle aynı takımda oynuyorum. Tanımıyor atletizmden. Sanki ben Messi'yle aynı atletizm takımda oynuyorum. Tanımıyor atletizmden. Tanımıyor. Atletizmden şöyle tanıyorum. Tanımaz olur mu? Aynı meslektaşı ya. 400 metre engelli Yunanistan şampiyonu olduğunu biliyorum. Ama rekortmeni değil. Çünkü rekortmeni Fani Halkya mıydı? Fani Halkya. 2004 olimpiyat şampiyonu. Peki mesela şunu soruyorum sana. Derece olarak... Şeylerini biliyorsun mesela bize... ya mesela şimdi bana bir futbolcu sorsan ben bir şeyini anlatırım. Sen de mesela kadının en büyük özelliği nedir? Kadının Survivor için demiyorum ben. Genel normal o sporcu kimliğindeki. Evet. Bize ne anlatırsın kadınla ilgili yani? Şimdi 400 engel branşının özelliklerini kendimden biliyorum. Kendimden bildiğim için de çok kondisyonunun çok iyi olduğunu biliyorum, güçlü olduğunu biliyorum. Atik, çevik, hızlı, her anlamda dört dörtlük olduğunu biliyorum. Ve şu anda şöyle bir şey var. Kız yarışmayı bitirdi ve bitirdikten sonra atletizme geri döndü. Ve çalışmalarına devam etti. Çok fazla ara vermedi. Çok hazır. Çok hazır. Yani ilk gittiğindeki... performansından da iyi olabilir. Çünkü şöyle bir şey var. Survivor'daki parkuru bilmiyordu ilk gittiğinde ama şu an Survivor parkurunu da biliyor ve gerçekten el atışı becerisi çok daha iyi. Hatta erkekleri seçtiğini biliyoruz. Ben kızlardan yoruldum, artık erkeklerle oynuyorum dediği görüntüleri de biz izledik. Gayet de başarılı olacaktır. Ama dediğim gibi hani birebir kıyaslamaya bakarsan 400 engeldeki başarıları belki Avrupa Şampiyonası'na gitmiştir. Belki Akdeniz oyunlarına gitmiştir. Bu tarz başarısını bilmiyorum. Ama kendi ülkesinde Türkiye şampiyonu olduğunu biliyorum. Nagi'cim. Ama sana bir de şöyle bir şey var. Olimpiyatlara katıldı mı, katılmadı mı, olimpik sporcu mu, bu boyutunda araştıracağız. O şeye katılsın, Survivor'a katılsın. Performans ve psikoloji. Yani performansı yana fiziksel güç. Tabii. Kondisyon, bunları koyuyoruz. Psikolojinin içerisinde ada hayatı, evet, iletişim becerin vesaire, adaptasyonun. Sence Survivor'da takımla uyumun. Sence Survivor'da hangi özelliğin daha yüksek olursa, psikoloji mi daha önemli sence? Yani ya da fiziksel gücün yeterliliğin mi? Hangisinde daha iyi olursan daha Survivor'da ilerleyebilirsin. Daha başarılı olabilir. Tabii ki psikolojinin çok iyi olması lazım ama psikoloji iyi olacak dendiğinde de performans olmadığı takdirde o psikolojiyi sen istediğin kadar güçlü tutmaya çalış. Pollyannacılık oynamış ama olursun. Nice civanım delikanlıların bir adaptasyon sorunu yaşadığı için sapır sapır döküldüğünü biz gördük. Şimdi şöyle bir şey, performansın
çok yüksek olması lazım. Yani performansın iyi olması lazım. Performansın yanında psikolojinin de çok iyi olması lazım. İkisi birbirini tamamlaması lazım. Tamamlamadığı takdirde performans da başlı başına hiçbir şey yaramıyor. Psikoloji de başlı başına hiçbir şey yaramıyor. Çünkü benim performansım çok iyiydi ama ben performans olarak çok şeyler kattığımı düşünüyorum Survivor'a. Survivor'un bana psikolojik olarak iyi şeyler de kattığını biliyorum. Ama şimdi benim performansım iyi olduğu durumda bana bütün herkes üzerime geliyordu. Benim psikolojim istediği kadar iyi olsun. Orada psikolojiyle zaten savaş içerisindesin. Yani bana, ben bir kişiyle savaşmıyorum orada. Hem parkurla savaşıyorum, hem rakiplerle, hem kızlarla, hem erkeklerle. Hatırlayın yani eski evet. Görüntüler aklınızın ucuna bir gelsin şöyle. Nelerle savaş verdiğimizi. Benim düşüncem çok... psikoloji. Benim düşüncem psikoloji çok dar basıyor. Çünkü psikolojin iyi olursa ortalama bir sporcu olsam bile o psikolojiyle oradaki tamam, nice soğuk tamam, savaştan galip tamam, çıkarak. Tamam. Soğuk savaştan galip çıkıyorsun. Peki senin performansın orta sınıf olduğunda her çıktığın dokunulmazlıkta ya da bireyselde neyse alamıyorsan sen her zaman potadasın ve gitme ihtimalin yüksek. Yani senin performansın iyi olacak, performansın yanında psikolojin de. Ama ben şöyle düşünüyorum. Lazım. Performansı iyi adamların zaten psikolojisi de iyi. Hayır. Performansı yüksek adamların psikolojisi de iyi oluyor. Bak, arkadaşları tarafından bir destek görüyor, pohpohlanıyor. Oraya seviyor Survivor'ı. Bana yapıldı mı? Benim performansım iyiydi. Benim takımım, benim ayağımı kaydırmak için beni çalıştı ama paketlemek için. Ama, işte, ama psikolojin gene iyiydi. Sen sağlam durdun orada. Sağlam durmasan seni yemişlerdi. Ama öyle değil mi? Yani, yemişlerdi. Onu söylüyorum. Kadar yani. Güçlü olsun. Ha, senin performansın işe yaramadı orada. Yıpratmaya çalıştılar. Performansın ikinci plana atıldı. Evet. Sen sağlam durmasaydın çıtır çıtır yemişlerdi belki. Sen evet. Sağlam durduğun için ben dedim varım kardeşim. Ben dedim Nagihan Karadere'yim. Ben öyle düşünüyorum. Bence sen ne düşünüyorsun? Ya önemli psikoloji önemli. Başlı başına da psikolojinin hiçbir ben, başlı başına değil. Yani kendini kandırmış olursun. Başlı başına değil tabii ki. Bir şey sordu bana bir şey sordu. Moderatör bir şey sordu. Tabii. Buyurun moderatör bey. Bir şey sordunuz. Sayın editör. Buyurun moderatör sen bir şey sordu. Sen de editörsün. Evet. Moderatörlüğü sevdim biliyorsun. Ay, buyurun bir şey sordunuz da tam anlayamadım. Hayır dedim ki yani aslında çok ikisi birbiriyle bağlantılı evet. Da benim düşüncem yani ortalamanın... Sen soru mu soruyorsun, düşünceni mi anlatıyorsun? Ben de, söylüyorum sen de onun şey yorum yap. Senin düşüncen varsa yani, bizim de var. Soru sor kardeşim. Eksik söylediğim bir şey de var. Şimdi performansın iyi olursa psikolojin de otomatik olarak iyi oluyor. Yani birbirini aslında yükseltiyor. Bence evet. Psikolojin iyi olursa bunu performansına yansıtabiliyorsun. Ya psikolojin tabii ki iyi olacak. Adapte olabilirsen ama... performansına da yansıtabiliyorsun. Mutlusun çünkü, iyi oynuyorsun. Hani onu çıkıyorsun diyorum, destek performansı... var arkadaşlarından... Pozitifsin. Atabileceğini düşünüyorsun ama negatif düşüncelerle parkura çıktığın zaman zaten yapamıyorsun. Tamam o zaman şöyle bir örnek vereyim. Murat şu anki. Murat Ceylan. Murat, evet, evet Murat Ceylan. Hayır Murat Ceylan. O ne kadar psikolojisi güçlü değil mi? Yani hayır. Hep kendiyle barışık. Hayır. Yani ben yanlış mı? Evet. Gördüm. Bilmiyorum bize karşı çok güçlü. Ben onu hep söyledim. Hep böyle pozitifti. Psikoloji dediğim benim için de adaptasyon. Çok mesela onun bir adaptasyon problemi vardı. Tamam. Olamadı ve kısır döngüye girdi. Devamlı sorguladı bunu. Yapamıyorum, yapamıyorum, yapamıyorum. Daha da dibe vurdu. Tamam. Ama işte çok iyi sunucu şimdi. İyi değil. Onun, ama onun sonuçta... zaten hızda sıkıntısı yoktu. Performansta evet. Sıkıntısı yoktu. O psikoloji dediğim şeyin içerisinde sıkıntı yaşadığı için zaten şey olmadı. Çok iyi sunucu evet. Ama ben psikolojik olarak çok güçlü kaldığını düşünüyorum. Aa eli kanadı Nagihan. Ne oldu anlamadım. Nazara geldi. Geldi. Oradaki... Furkan dedi eli kanadı. Bir şey çıkıntıya. Yoktu. Çıkıntıya mı geldi? Burada kesecek bir şey yok. Yani şunu Can Bey hemen bir ilk yardım çantası getirebilir miyiz? Furkan bu bir güzel kurmuş. Bu herhalde bak konuşmaktan eli kanadı. Bak eli kanadı hemen ilk yardım çantası istiyor. Evet. Ama bu bir tuzağı kurmuştur buraya diyor. Yok bu sana şey yapıyor böyle şeyleri var bunun ama bu herhalde ben size söyleyeyim bu çok konuştu eline vurdu. Çenesine vurması gerekir. Çenesinin kanaması gerekirken eli kanadı. Enteresan. Şimdi mesela ben biraz fazla konuştum ve şurada nasıl rahatsız oldu. Bak hemen serzenişte bulunuyor. Ben vallahi Murat rahatsız. Abi ama TV8'de geçince gene TV8'de olduğumuzu bilince. Yok. Aman Allah'ım. TV8'de olan sensin oğlum. Zibiyle oynuyorsun. Oraya dönüyorsun. Hayır olur bak mu? Kendi kamerana konuşuyorsun. Benim kamerana. Şiir mi istiyorsun? Şiir mi okuyayım? Şiirler okuyorsun. Şarkılar söylüyorsun. Ben her yerde okuyorum oğlum. Nasıl gülüyor bak nasıl gülüyor Furkan. Murat abi ciğerin kokusunu o aldı. Ciğerin kokusunu aldı. Ciğerin kokusunu aldı. Öyle mi diyorsun? Et düştü ona. Miyavlıyor mu şu anda? Miyavlıyor. Pisi gel pisi. Şey bir şimdi şey rica edebilir miyim abi? Buyurun, bir şey rica edeceğim. Eğer mümkünse birazdan reklama falan geçeceğiz değil mi herhalde? Yani şu anda bir 10 dakikamız var.
ya reklam değil. Ben bir şey rica ediyorum. Şu anda içimden geldi. Survivor'daki yarışmasını değil. Nagiha'nın şeydeki normal atletizmle yarışmasını Dalakan. Bir de Dalakan'ın normal hayattaki yarışmasını bulabilirlerse ben onu rica ediyorum. Hayır, onu bulmaları şöyle bir şey. Biz ayrı jenerasyon olduğumuz için hani aynı sezonda yarışmadık. Sizi ama karşılaştırmak açısından istemiyorum. Derece ben. Olarak heh. Evet ben. Sizi karşılaştırmak açısından değil. Ben derece olarak iyiyim diyor. Derece olarak. Sen derece olarak daha mıyız? Evet. Benim 55.09 evet. Türkiye rekorum var. Heh. Aynı zamanda da üniversite dünya evet. Için, dünya üçüncülüğüm evet. Var. Hem bayrakta hem 400 engelde. Ki Avrupa Kupası işte Milletler Kupası'nda falan şampiyonluklarım da var. Evet. Şimdi yok. Benim bildiğim 56 saniyesi var. 56-60'lı gibi bir derecesinin olduğunu biliyorum. Yani bu da çok büyük bir derece demek. Yani benimki evet. Olimpiyat A barajı iken 12 yok, B barajı. 56 saniye mi? Evet. Ondan 100 metre. Ben şu açıdan istiyorum. Ama onun sprintini onu merak ediyorum. Evet. Şimdi sizi kıyaslamak açısından değil. Onu şimdi merak ediyorum. Ve onu görmek istiyorum. Ama tabii ki Kraliçe'yi de görmek istiyorum. O stillerine bakmak istiyorsun. Yani yani Messi ile Ronaldo'yu karşılıklı bir görmek istiyorum kardeşim. Şunu da söylemek istiyorum. Benim en iyi dereceyi koştuğumda ben sakattım. Aşil tendonumu siz sporcular evet. Çok daha iyi bilirsiniz. Tendinit vardı. Ben bir de çivili giydiğimiz için topuklu ayağın üzerine basamazsın. Ben antrenman yapamıyordum. Ha. 40 gün böyle yatakta yatarak, jogging yaparak. O dereceyi koştum ve hani ne forma girebildim ne bir şey yapabildim. Ha bunu hani bize şimdi Nagihan kendi söylesin şöyle abi. Yani bunun şimdi, görüntüyle hiçbir şey anlamazsın. Hangi koşusunu musun? Tabii ki şimdi ha. Yani şimdi derece. O kadar çok parkur farklı olaylar var tabii. Ki şimdi hangi maçındaki mücadeleyi istiyorsa Nagihan söylerse ona göre biz de arar buluruz. Ben daha farklı bir düşüncem var. Bir dakika abi şu görüntüyü bir bulalım. Düşüncenden bir alakası yok. Sultanım da sence Dalakan'ın hangi görüntüyü istiyorsun? Dalakan'ın sorusunu alsınlar sonra konuşuruz. Bak bu çok güzel soru. Şimdi biz şeyi yorumluyoruz. Nagihan zaten sen Nagihan tamam da Türkiye rekorumun videosu. Kulağıma uygun bir şey yok. Evet. Amatör çekim. Tamam. Yani profesyonel hangi koşunu istiyorsun? Yok. Yani üniversiteyat var ama üniversiteyatta benim yarıştığım sporcularla Dalakan'ın yarıştığı sporcular hayatım, biz Dalakan'la seni karşılaştırmak istemiyoruz. Niye de o zaman Nagihan'ı karıştırıyorsun işin içine? Ya derece olarak abicim karşılaştırmak istemiyorum diyorum. Ben sonuçta şimdi Dalaka'yı da izleyelim. İstiyorsan diğer başkanı da izleyelim. Hayır bence Afrodite ile Dalaka üzerinden. Afrodite'nin branşı farklı. Ben size bir şey söyleyeyim. Nagihan ne Dalaka'yı ne Afrodite'yi de bence yani tartışacak bir nokta olmadığını düşünüyorum ben. Dalaka'yla benim. Tamam Nagihan'ı vermiş olacağım. Ben Dalaka'yı merak ediyorum. Dalaka'nın bir normal hayattaki yarışını vallahi izlemedim ya. Merak ediyorum. Seyirciler de belki izlemedim. Reklamlarda ayarlasınlar. Can Bey Dalaka'nın bir erkekle bir yarışını vermiştik ya. Survivor demiyorum abi ben. Normal kadının ya. Sabri'nin de dövüşünü verir. Normal kadın sporcu değil mi abi? Tabii. Ama bir şöyle bir şey var. Şimdi Dalaka 400'den geleceğim ama bunun yanında 100 metre koşuyor, 200 metre koşuyor. Devamlı branş değiştiriyor. Bir tanesini bulacaklar yani işte. Ya. Hangisi varsa bir tane Dalaka'yı görelim abi. Survivor'a geliyor. Ben mesela Dalaka'yı mesela şimdi Survivor'a mesela Ümit abi, Karan geldi. Ümit Karan'ın maçını seyretmiş miydin sen? Abi girin Sabri'yi de izleyelim abi, maçını. Sabri'nin. Ben giriyorum. Abi Dalaka yeni geliyor. Herkes Dalaka diyor. Ben kadını görmedim. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi tabii bu sefer şimdi Semih diyecek ki onu niye vermiyoruz, bunu niye vermiyoruz diye evet. Bir tane şey söyleyecek. Onu anlaşın aranızda. Ona göre ben... Hayır. Dalaka'yı bilmiyoruz diyor da yani bilmiyoruz. Öteki sen biliyor muydun Juliette'yi? Onu da bilmiyordun. Ötekileri de bilmiyordun. Ya kardeşim. Biliyor muydun yani? Bak abi. İnternete giriyorsun. Dalaka yazıyorsun. İAF listesine. Görüntüleri çıkıyor. Ve orada görüntüler de çıkar veya dereceleri de çıkar. Görüntüden ziyade dereceleri çıkar. Yani personal best. En iyi derecesi. Neyse onu burada konuşabiliriz. Yani hayır şimdi... Dalaka'nın bir yarışını izleyip onun üzerinde konuşmamızın ama şimdi, zararı var mı yani ben onu anlamadım. Bir tane yarışımız oluyor. Ben bir tanesinde çok kötü koşabiliyorum. Bir tanesinde çok iyi koşabiliyorum. Evet. Bir tanesinde sakat olabiliyorum. Evet. Şimdi kızın en iyi derecesinin üzerinden bizim konuşmamız daha mantıklı olur. Personal best'inden. Peki istemez olaydım abi. Yok canım isterim. Sana demiyorum yani. Sanki bana mı şey istedim abi? Borç para istedim anasını satayım. Bir tane Dalaka görüntüsü koyacaklar. Hayır, ayarlaması bu daha... Hayır, ben Nagihan dedin, o dedin, bilmem ne dedin. Ya kardeşim gel... sana ne ayrıca? Dalaka'nın görüntüsünden... O zaman ben Sabri'ye mi harcatmam burada? Sabri'nin de o zaman bir tane maçını Sabriye versinler. Verelim. Normal abi, maçını abi. Versinler. Ben Sabri'ye bir şey demiyorum. Sabri'mizi de onore etmemiz lazım burada. Yarışacak olan önce kıyaslanması lazım. Derece olarak. Onu söylüyorum ben de işte. Ben orada yarışmayacağım ki Dalaka'yla. Bu masada Nagihan ne derse haklıdır. Yok estağfurullah. Diye verin demedim abi. Dalaka'yı merak ettim. Bir izleyeyim. Hani belki kadının bir şeyini göreceğiz orada izlerken. Ne bileyim yani. Belki diyeceğiz ki çok hızlı, çok süratli falan nedir? Bir şeyler söyleyeceğiz. Yani sonra ama geçmiş enerji, videolarını izleyeceğimiz için şu andakiyle kıyaslamak çok yanlış olur. Paşa'yla mücadelesi. Onlar hala anlamadılar ne dediğimi. Tabii.
Ya Survivor kendi normal sporculuk hayatından bir müsabakasını verelim diyor. Bir de bir şey de bir diyorum. İstiyorum. Şimdi abi hani bakalım bir bakalım. Dalakay'la geçmişte kıyaslandığımızda evet derece olarak çok çok iyiyim. Hmm. Ama şimdi Dalakay benden daha iyi. Çünkü niye kız antrenman yapıyor? Tamam. Niye belki sen şimdi Survivor'da yarışsan geleceksin. Ben antrenman yapmıyorum. Survivor'da başarılı olabilirim. Onunla kafa kafaya gelebilirim. Ama atletizm yarışına ben şimdi çıksam. Şimdi değil ama senin zamanında yarıştığın dönemde. Ha, yarıştığım dönemde çok görelim. Çok iyiydim ben. Ha, o görüntüleri görelim. Ben Avrupa'da ilk 7 listesine giriyordum. İyi diyorum. Yani Nagihan'ın bir koşusunu izleyelim. Dünya sıralamasında ilk 16. İzleyelim mi Nagihan'ın bir koşusunu? Ya kardeşim bak siz onu anlayın. Onu da izleyelim. Benim amacım Nagihan'la Dalaka falan değil. Benim öyle amacım, dedin diye öyle oldu. Benim amacım Dalaka'yı görmek istedim. Nagihan da bizim masamızda oturduğu için. Dedim ki Nagihan'ı da görelim. Yani bunda ne var ya? Ne Ahmet yaptım ben anlamadım. Demiş ki Acun Bey'in Dalaka'ya karşı All Star'a katılmamış birini getireceğiz demesinden sonra Nagihan da keşke geçen sene yarışmamış olsaydım dedi mi içinden bir çekti mi diye soruyor Ahmet Kömürcü. Yani çekmedim ama aslında olabilirdim dedim. Hani birinci defa hani bir defa katıldığı için Dalaka. Geçen sene katılmasaydım demiyorum. İyi ki de katılmışım. En azından güçlerle yarıştım. Tabii All Star'da şovunu tabii yaparak geldi. Evet. Ya ben şimdi gitsem şampiyon olsa benim geçen seneki ikinciliğim benim için çok daha tabii değerli. Tabii. Emin misin? Evet. Ben abi şimdi bir daha düşün. Ya tabii ki yani bir şampiyon olmak isterdim şimdi. Eğri eğri doğruya doğru yani. Erkeklerle mücadele etmişim. Ve çok zorlu psikolojinin altından kalkmışım. Yani çok isterdim o kupayı kaldırmayı ama nasip değilmiş. Sağlık olsun. Ama sonuçta sizlerleyim. Buradan da artık yapacak çok bir şey yok. Sen boş ver. Sen en iyi yere buldun. Evet. Semih de Nagihan da takımlarından dışlanarak Survivor hayatı geçirdiler. Psikoloji çok önemli. Çünkü performansı psikoloji etkiler ve çok çok başarılı oldular demiş. Katılıyor musunuz? Psikoloji önemli. Buna önemsiz demiyorum ama performans da ikisi bir olduğu zaman çok çok daha başarılı olunur. Sadece psikolojiyle olmaz. Sadece psikolojiyle bir yere kadar gidersin. Ama bak ben ne yaptım? All Star takımındayken psikolojik olarak savaştım. Ne oldu? Yani performans olarak bir şeyler koymaya çalıştım sakatlığımın yanında. Yani ben bir tek psikolojiyle de rakiplerle de baş etmedim. Kendimle mücadele ettim, sakatlığımla mücadele ettim. İşte ne bileyim kilomla mücadele ettim. Bir dünya sıkıntılarla ben mücadele ettim. Sonrasında karşı takıma gidince ne oldu? Psikolojik olarak ben daha çok yükseldim. Evet orada psikolojinin önemi var. Ama senin performansın yoksa da istediğin kadar sen kendini motive etmeye çalış. Hikaye. Evet. Biz nelerini kaldırdık Furkan dede. Semih dışlandı. Semih nereye dışlanıyor? Ben ne dedim? Siz hepiniz ben tek. Hani mahalle maçlarında olur ya bana bir kaleci verin. Siz hepiniz ben tek. O kim sen misin? Benim. Ben tek. İşte Semih'siz. Abi şimdi Sabriye miyim? Sabriye. Benim için şu anda ben en çok Sabriye'yi merak ediyorum. Sabriye'den çok şeyler bekliyorum ben. Açık soru konuşayım. Peki efendim şöyle yapalım. Programın birinci bölümü yani devre arasına giriyor şu anda. Hakem ilk 45 dakikayı şu anda itibaren bitiriyor. İkinci 45 dakikaya geçmeden önce ne olur? Tabii şey konuşmamız lazım. Ne olur? 15 dakika ara olur. Ha, 15. 15. 15 dakika ara olur. Reklam arasından sonra beraberiz efendim. Survivor Extra kaldığı yerden devam edecek. Evet efendim Survivor Extra kaldığı yerden devam ediyor. Survivor Extra hashtag ile sorularınızı bize gönderebilirsiniz. Ve hemen altta görüyorsunuz Instagram Extra Survivor 8.5 hesabından da bize sorularınızı yönlendirebilirsiniz, atabilirsiniz. Extra'nın YouTube'unu da söyle. Evet tabii bir de bu arada bizim YouTube sayfamızda var efendim. Kaçırdığınız bölümleri Survivor Extra YouTube hesabından da izleyebilirsiniz diyoruz. Orada bütün videolarımız hem parçalanmış hem tüm bölüm şeklinde oluyor. Oradan da bizi takip edenler bayağı bir izlenme alıyoruz oradan. 200 bin, 300 bini geçen videolarımız oldu. Çok teşekkür ediyoruz buradan izleyenlerimize diyelim Murat abicim. Şimdi. Sabiş mi? Görüntüler mi? Görüntüler. Atletizmden. O görüntüleri hazırladınız mı Can Bey? Evet hazır olunca bize söyleyecekler. Evet onlar hazır olunca bize söyleyecekler. Dalakan'ın evine soruyla gelebilir miyim? Dalakan'ın evine kaset almaya mı gittiniz? Ne yaptınız? Dalakan'ın evine kaset almaya mı gittiniz? Size bir soru... Ya abi. Size bir soru sormak istiyorum. Evet. Sabiş 2017'de performansına kaç veriyorsunuz? Realitesine yani aday yaşantısı vesaire performans dışındaki Survivor dinamiklerine kaç veriyorsunuz? 10 üzerinden.
Ben 100 üzerinden. Hayır, 10 üzerinden ver, 100 üzerinden aynısı. Görüntüde benim üzerinden lazım abi. Performans. Evet. Yani. 10 üzerinden. 2017. Yani şimdi. Niye bu kadar zorlandın ya? Hayır, çok netti aslında kafamdaki. Söyle. Şunu söyleyeyim. Ben realitesine vermek istiyorum. Realitesine 10 kaç üzerinden veriyorsun? 8. 8 verdin realiteye. 2 de performans. 2 de performans. Kime 2 performans? Bak, Sabiha. Sabiha. Bak Nagihan. Yani. Sen ne diyorsun 2017 performansına? Yazacağım şimdi. Performansına mı? Evet. Kaç üzerinden? 10. 10 üzerinden. Yani 4. 4 verdin. Realite? Realite 10. 10 verdin. Sen kaç veriyorsun Murat abi? Realite 9. Tamam. Performans 1. Performans 4. Performans 4. Şimdi bu seneki beklentimizi söyleyeyim. Nagihan. Performansa ne diyorsun? 4. 2'den 4'e çıkart. Evet, daha iyi oldu. Realite? 8 vermişsin. Aa yok, 8. Şimdi Adem olmadığı için daha da düşecektir. Çünkü onların farklı bir hikayeleri vardı. 10 üzerinden 6. 6. Furkan? Performansından 5. 4'ten 5'e çıkardın. Çok mu çıkardın? ortalama %50 bir şey yapacak yani. Başarı oranı. Başarı oranı nereye gidecek? %50 kime tekabül ediyor? Yani %50 denmez o. Şimdi geçen %50'yi oradan şimdi bak. Sen bana geçen seneki performansını... 10 üzerinden 5 demek ne demek? %50 demek. Hayır, şöyle. Geçen seneki performansını hani ben fazla verdim olarak düşünmedim yani. Fazla verdin o zaman. 4 ben de fazla verdim. Ben 3 yapıyorum. Tamam 5 tamam. Yani benim buradaki 4'ten orada kastım yerlerde sürünmedi. Vasat diyelim yani. Ama saç baş yolluyordu yani. Vasat 4 mü oluyor? Vasat 4 ortalamanın altında. Şey tamam realite. Vasat vasatın tam karşılığı 10 üzerinden 4'tür bence. Realite. Bence 3'tür. Realite kaç veriyorsun? Vasat ha, efendim? 4 olmaz. 4 5'e yakın. Tabii yani. Tabii ortalamayı yani vasatın neredeyse. Vasatın karşılığı bence 4'tür. Yok. Vasat kelimesinin karşılığı 4'tür. 3'tür. Vasat kötü demek değil ki. Tabii vasat. İyi de vasat iyi de değil. İyi de değil. İşte i̇yi zaten 4. Orta karar. Evet. Ortadan 6. Bir tık böyle. Sen realiteye kaç veriyorsun? Bu sene 9 olur. 10 verdin az önce. Geçen sene işte bu sene demiyorum. Realiteden kıstın. Sen ne diyorsun Murat abi? Ben realiteye kaç dedim? Geçen sen realiteye 9 dedin. Geçen sene 9 dedim. Bu sene reality 8. Düşürdün. Reality'yi düşürdün. Evet. Performans? Kaç demiştim geçen sene? 4 demiştim. 4. Performans 9. Yapma abi. Furkan dinliyor musun? Bir daha söyler misin? Performans. Ayrıca seyirci dinlemesi önemli. Furkan şimdi bir tepki vermedi de. Tamam. Performansı kaç veriyorsun Murat abi? Geçen sene 4'tü, bu sene 9'a çıkarıyorum. Yani Furkan benden dinlemiyor. De fazla çıkar. Furkan dinler misin? Evet. Performansı kaç veriyor musun? Abi Dalaka'nın görüntüsünü istediğiniz Dalaka'nın görüntüsünü tamam izliyoruz. Tamam da şu anda Dalaka'nın, bir şey var. Dalaka'nın yarışlardaki görüntüsünü evet, koydu. Evet. Takla mı atıyormuş yarışlarda? Hayır tamam evet. Koyduk. Hazır. Bir yere geleceğiz. Anladım. Bana hiç... yok tamam. Bu kaşınıyor. Performansa kaç veriyorsun Murat abi? Ya geçen sene 4 arkadaş, geçen sene 4 vermiş. Bu sene... Duysan abi Allah aşkına. Şey 2017'de 4 vermiş. 4 verdim. Şimdi 9 veriyorum abi. Duy abi. İki katın, en az 2 katına çıkaracak diyor performansı. Evet çıkaracak. Görürsünüz bak. 2 katından da fazla. İddia, ya isterse 800 katı olsun. 4'ten 9'a çıkardım. Sana yani... sen, abicim sen bir şey... Bu abi bak. Bu var ya. Bir şey soruyor abi. Cevap alıyor. Yok, şimdi ondan ben... sonra kendine göre ayarlamışsın. Sen niye bana sorsun? Kendi kendine karar ver kardeşim. Bana ne soruyorsun? Yok analizlere geliyorum şimdi. Sizin masanın ortak kanısı şu ki... Sen kendini Nagihan 2'den 4'e çıkarmış performansını. Sen 4'ten 5'e çıkartmışsın. Murat abi 4'ten 9'a çıkarmış. Tamam, yani evet. Ortak kanı performansı 2017'ye göre daha iyi olacak. Beklentimiz bu yönde. Evet. Ben kendim ben geleceğim. Reality'ye Nagihan 8'den 6'ya düşürmüş. Çünkü Adem yok yanında dedim. Furkan 10'dan 9'a düşürmüş yakın bir şey. Murat abi de 9'dan 8'e düşürmüş. Yani herkes reality'sinde bir tık iki tık düşürdü değil mi? Evet. Performansını arttıracağını düşünüyoruz. Realiteye düşürüyoruz. Ama ben de öyle düşünüyorum. Ama Sabriye'nin... Bu kısa evde kendi kendine Sabriye'nin performansı kimse kimseyi kandırmasın. Artmayacak. Kötüydü. Bence performansı 2 idi. Tamam mı? Bu sezon 3 olur. Maksimum zorlasan 4 olur. Aynen. Ben yine bunun takım için çok bir önemi olmayacaktır. Sabriye bizi, bizim için neşe kaynağı olması gerekiyor. Evet. Realitileriyle hep ön planda olan bir isim. Sabriye'nin elinden realitesini alırsan Sabriye'nin hiçbir özelliği kalmaz. Doğru. Sabriye istiyorsa performansta hani rekorlar kısın. Sabriye'nin o özelliği ön planda değil. Anladın mı? Sabriye'nin ama herkes
performans şey realitesinin düşeceğini söylüyor burada. Ben de düşeceğini söylüyorum. 6 8 verdin. 10 verdi, 9 verdi Murat abi de. Ben de realitesine 9 veriyorum 2017'de. Ama bu sene realitesine 5 veriyorum. Sen de aynı. Yani Sabriye için 9'dan 5'e düşecek veya 6'ya düşecek bir realite Sabriye'nin 2017'den daha zorlanacağını bize gösteriyor diye düşünüyorum. Yani Sabriye maalesef ki 2017'deki fenomen olma özelliğini bu sene kaybederse hiç şaşırmasın. Bu sordu, kendi kendine kararlar verdi. Her şeyin içinden çıktı yani. Bunu biz var mıyız? Yapalım, yok performans mı? Ve realite onu şey yaptık biz konuştuk. Tamam anladım da. Sen şimdi İki yıl geçti üstünden. Sen Dalakan'ın görüntülerini istiyorsun ya Murat abi. He. Onun gibi bir şey işte. Bize Sabri yeni katılacağı için. Hani 2017'den farklı ne olabilir Sabri'ye? Neleri değişmiştir? He. Hazır mı Dalakan'ın görüntüleri? Diyor, sordu diyor konuştu. Verelim. Heh, görelim bir bak 100 metre abi. Şimdi branşlarımız sesimiz farklı. Açık mı bizim? Sesimiz bu videoda ses var mı? Yok. Nerede Dalaka kaç numara? Bunu telefondan çekmişler. Kameraya en yakın olan. Önümüzden geçti şu an. Evet. Maşallah. Yavaş koşuyorlar bir o kadar da. Ama yavaş gözüküyor. Öyle gözüktüğü gibi değil aslında. Bize en yakın olan Murat abi. Mavili abi. Bak ben göstereyim mi? Dış kulvardan gelin. En soldan aynen. Şu. Evet. Bak geçti gidiyor. Adeta bir buldog gibi Furkan. Değil mi? Kaç metre koşucu? 100 metre koşuyor. Hani ama şimdi şöyle böyle, bir şey. Anladın mı sen o şeyi? Furkan güzel bir şey söylüyorum. Evet buyurun dinle. Hani o bir hani böyle bir buldog mu o köpek modeli var böyle kısa bacaklı. Şey böyle hani. Pitbull mu? Atik. Pitbull mu? Evet Murat Özor geldi görüntülerimiz. Buyurun istemiştiniz geldi. Bu Dalakaya görüntüye getirdik. Bu hayvanlar alemine girdi abi. Sen ne yapacaksın pitbullu? Bu benzetme yapıyorum. Dur. Murat şimdi abi. Şöyle bir şey. Evet. Telefonla çekmiş. Asıl branşı 100 metre değil 400 metre engelli ama ara ara biz böyle hani 100 metre koşabiliyoruz. Ne bileyim 800 metre koşabiliyoruz. Ara branşlar yapabiliyoruz. Zayıf olan tarafımızı güçlendirebilmek adına. Evet. Bu tarz. Başka branşlarda. Bir de Nagihan'ın görüntüsü gelmiş efendim. Onu da atabilir miyiz acaba? Nagihan Hanım da yine parkurdan galiba. Nagihan'ı da görmüşsün. Benim 4 dengel ve ben burada sakattım. Çok yarış koştum. Dur bakalım. Seni bir gör. Nagihan'cığım boş ver. Görelim ben anlatayım. Sakatsın değilsin o önemli değil. Biz seni görmek istiyoruz. Hah geliyor bak. İşte kraliçe geldi ya. Bu profesyonel dur. Çekim. Bu profesyonel. Tabii, sen şu atlayansın değil mi? Kırmızılı. Evet. 4. Bir dakika dur. Dur ben göstereyim. Şu anda 5.sin. Yani. Arkada 5. şu an. İşte Nagihan'ın koşusu dur. Ekranlarda şu an. 5. Evet. Değil de o şeyden evet, öyle 5. Evet. Gibi gözüküyor. Hayır Murat ya. Abi. Hayır, kulvar park o. Aslında kulvardan ortadayım. Şimdi 5. evet. Arkada kaldı biraz. Nagihan gerilerde kaldı. Ve buradaki dereceler dünya dur. Sıralamasında olan atletleri. Bu ne? Bir dakika. Bir dakika Nagihan gidiyor abi. Geçti hepsini Nagihan. Geliyor arkadan. Geliyor bak, vallahi bak. Geliyor. Haydi Nagi. Yanıldın. Haydi kızım. Yürü kim tutar seni be? Ayrıl da gel. Yürü Nagi be ayrıl da gel be. Furkan. Hadi Nagi be. Nasıl atak yaptı bak. Dur yürü kızım. Geliyor, burada yürü kızım. Ulan kimdir? Ters ayağına mı denk geldi? Ters ayak. Orada Aşil tendonunda tekrardan kim geçti onu be? Sıkıntı oluyor. Dur. Peki kaç oluyor? İki mi oluyorsun? Üç oluyorum ve bırakıyorum artık burada. Tamam. Aşil tendonun mu koptu burada? Ben sana söyleyeyim mi? Birincisi eğer var ya. Ben birinciydim aslında. Kaç yıl? Dur bak şurada. Abi yarışı izliyoruz soru soruyor devamlı kadına ya. 2011. 1324 numarası sensin evet. Galiba. Bak şimdi bak. Ve ben bak şimdi. Buraya birinci olarak çıkıyorum. Bak seyret kendini Nagihan. Nagihan seyret evet. Kendine bak. Dur şimdi. Bak şu anda biraz başa gelelim. Kim yönetmen kim şu anda? Yönetmen hanımefendi. Tuğba. Kim? Tuğba Hanım ya. Tuğba Hanım bir en başa gelir misiniz Tuğba Hanım? En başa. Buradan başlıyor. Evet. Yok buradan başlıyor. Nagihan'ı bir görürsün. Baş işte ya başladı bak 10 saniye oldu da. Ha burası bravo. Bak şimdi. Kraliçe çıktı bak. Dur. Gidiyor bak şimdi gidiyor. Bak. Devam. Ha, bu değil mi kraliçe? Evet tamam şu kraliçe burada. Evet devam. Bak şimdi. Bak yarışı kesin kazanacaktı bak. Ben sana söyleyeyim. Son dakika o ayağına bir şey olmasa birinci. Benim zaten sıkıntılıydı. Bak şimdi şu anda 5. Ses de verelim. 5. Bak kraliçe bak şimdi bak. Nerede gidiyor kraliçe? Yoksa ters ayağı geliyor diyor Murat abi. Ters ayak geliyor. Orada ters ayağımın üzerine sakın bak şimdi, ayağım. Bak şimdi şurada. Bak şurada bir kere kontrolü eline alıyorsun. Ben sana söyleyeyim evet. Kendine güvenin bak, de geliyor. Burada bak burada başlıyorum açımda arttırıyorum. Bak şimdi şurada kendine güvenin geldi. Evet. 400 burada geldi değil mi? Burada evet. Alacaksın yarışı bak. Burada şu anda kendine güvenin geldi. Şu mu bir şunu da geç şunu da geçecek misin dur bakayım. O kulvar farkı o geriye düşecek. Tamam bak şimdi şu anda burada yarışı bence yarışı alıyorsun burada evet, bak. Yok şimdi bak şurada. Bak alacak şurada. Yarışı.
alacak yarışı. Burada, burada, bak, burada gitti. Bak, bak. Sağ bacağıyla zıpladı. Geri alalım orada bir, geri alalım. Geri alalım. Bak, orada gidiyor. Yarış orada gidiyor bak. Mı düşüyorsun? Nasıl yarış bak, şurada gidiyor bak. Ben hep solla zıplıyorum. Biraz daha geri. Yönetmenim biraz daha geri. Yönetmenim biraz daha geri, geri. Onu ayarlayamıyor musun? Bak, dur yönetmenim. Dur. Şu anda Nagihan bu yarışı kazanıyor. Beyninde kazandı ya Nagihan yarışı. Bak, ben anlayayım. Ama beyninde kazandı ama vücutta problem oluyor. Beyin kazandı. Vücutta problem olduğu için yarışı verecek. Devam. Bak şu anda beyninde kazandı bak. Nagihan nerede problem yaşıyorsun? Gezmedi orada. O engel. Ters ayak geliyor. Ters ayakla mı atıyorsun? Bir de abi ben bu yarışa çıktığımda... Nasıl ters ayak atıyorsun? Bir daha geri alalım yönetmenim. İki tane, üç tane. Yönetmenim geri alalım bakın. Nagihan şunu anlatsana. Gel ya nasıl ters ayak? Şimdi abicim... Bak şimdi bir dakika. Dur yönetmenim. Benim, bak bak bak. Şu anda problemin var mı? Benim elemelerden beri var. Yani hayır, ben... şu anda elemeyi bırak. Şu anda beyninde problemin var mı? Yok, ben birinciliğe odaklanmışım. Tamam, tamam diyorum. Şimdi, bu şimdi şu anda diyorum. Bir problemin yok. Yok. Nerede başlıyor? Bize onu anlat. Problemin ters nerede ayak başlıyor? Geliyor. Tamam, göster, al, göster. Şimdi, anlat abi, ben merak ediyorum. Normalde ya. Ben bunu solla geçmiş olsaydım. Evet. Hızım kesilmeyecekti. Benim tamam. Sağ ayağımda sıkıntı zaten aşil tendonunda. Tamam. Şimdi burada neyle geçmen lazım? Sol ayağınla mı geçmen evet, lazım? Evet, ama ben sağla geçiyorum ve fren yapıyorum. Peki orada. Sağ ayakla geçmenin sebebi sol ayağında problem olduğundan dolayı mı? İki ayağımda da var benim. Ha, tam geçti. Hayır şimdi. Murat abi engelek zamanlamayı yapamıyor. Zamanlamayı yapamıyorum. Kötü geçiş yapınca frenleme yapıyorum. Anladın ve mı? Orada duraksıyor. Burada engeli iyi geçsen kazanacak mısın? Kazanır, evet, burada iyi kazanır. Geçseydim. Peki niye geçemedin ben Agen? Şanssızlık. Ama bir dakika. Ha, bak şurada bak burası var ya ben sana söyleyeyim. Şurada işi bitireceksin iyi geçsen ve bitti iş. Bununla şu kız he. Çok iyi derecede yani olimpiyat düzeyindeki sporcu bunlar. Ve ben bunları... Elemelerde hepsini geçtim. Birinci olarak finale geldim. Ama şu sarı var ya bir olan. Hangisi? O çok ciddi bir atak yapıyor. Bacakları bak nasıl boyu da uzun ya bacaklarını. Kız zaten olimpiyat şey derecesi açıyor. Var. Dünya derecesi var. Avrupa derecesi evet. Var kızın. En sonunda atıyor. Nagi bir de sen yanlış mı hatırlıyorsun? Bir de böyle bir sakatlanıyorsun bir yarışta. Öyle bir şey var mı? Var var sakatlanıyor. Hatalı çıkış var. Yapıyor da. Hatalı çıkış yapıyorum. Ama bunların hepsini ben elemelerde hepsini... Ha. Çoğu yarışta da geçtim şey, yani. Peki Dalakay'ı bir daha görebilir miyiz Surkan dede? Nasıl oluyor? Dalakay'ı bir daha verelim. Dalakay'ı bir de Dalakay'ı. 2-3 tane sporcu aynı yarışta yarışabiliyor. Dalakay'ı da bir gör. Dalakay'ı Semih. Dalakay'a bak. Ya izledik onu Murat abi Dalakay'ı. 10 kere Dalakay'ı izleyeceğim ben. Bir şeyler söyle. Nasıl buldun? Ama şimdi bu başka şey burada engelli yok Murat abi engel bak, bu düz. Düz 400 bu 100 metre, metre oluyor mu? Burada 100 bütün metre bu 100 metre. Burada bütün enerjini 400 metre engelli de yani hem 10 tane engeli geçiyorsun, engel yavaşlıyorsun mi? Hem de süratle devamlılık, kuvvet, dayanıklılık hepsini. Sen Nagihan'ın neden kaybettiğini anlamadın mı şimdi? Neyi? Olay ne biliyor musun? O engeller arası 100 metre mi var? 40 metre. 40 metre. Yani metre kaç her 10 35, tane engel var? Her 35 metrede bir engel tane. Var son engelden. Bak normalde ne yapıyor biliyor musun? Hmm. Sol ayağıyla atlıyor mesela engellerden. Onu alıştırmış. Sağ ayağından güç alıp solla atlıyor. Orada belki koşu o iki engel arası mesafeyi belki en sonunda daha hızlı alıyorum. Koşuyor. Evet. Fazla adım alınca daha hızlı koşunca mesela ters engel sağ ayağına gelmiş oluyor. Halbuki atlamak istemiyor ama mecbur atlayacak. Orada kaybediyor. Yalnız bu fena geliyor abi. Dalaka mı? Dalaka. Fazlı Gidik demiş ki Selam onların dalakası varsa bizim de Karadeniz dalgaları kadar hırçın, inatçı, Trabzonlu Sabriye Şengül'ümüz vardı. Doğru söylüyor. Şimdi Sabriye'nin aslında görüntüleri böyle dövüş mövüş yani asıl. Doğru söylüyor. Tabii. Burada şöyle bir şey var. Katılıyorum size Sabriye'nin görüntüleri. Şimdi biz genelde programımızda hani böyle spontane bir anda aklımıza geliyor görüntüleri istiyoruz ya. Şimdi aynı zamanda ben de izliyorum görüntüleri. Ha. Hani sonuçta televizyonda yayınlanacak Murat abi. O konuda sizden önceden biraz hazırlan, daha... Önceden yani biraz, şimdi biz buna biraz hazırlıklı çıksaydık tabii. Bütün yarışmacılarımızın görüntülerini tabii. Ayarlar tabii. Buraya çıkardık. Siz de bize hak verin. Buyurun. Dövüş branşıyla ilgilenen erkekler... bak Survivor'da oldu. Survivor'un kimyasıyla uyuştu. Ama dövüş yani tekvando kadınlar pek uyuşmadı sanki. Bir şey söyleyeceğim. Survivor bak Sabriye, örnekleri var. Sabriye kickbox mı yapıyor? Kickbox evet. Normal boks yapmıyor yani. Yok. Değil mi? Normal dövüş kickbox, o da bir dövüş. Kickbox yapıyor. Da bunda dövüş. Da çok iyiydi aslında. Hani bak yani kickboxtan hız olarak çok iyiydi. Kickboxla boks arasındaki fark ayağını da kullanıyorsun şeyde. Furkancığım kickboxta ayağını kullandığın için mesela o hani kickbox yapanlar daha atik olabilirler belki. Hani boks yapanlar daha hantal kalabilirler biraz. Erkekler daha. Fark yarattı da kadınlar öyle damgasını vuramadı. Şey diye düşün be abi. Şey güreşte şey güreşte yani. Serbest Grekoromen yok mu? Evet. Mesela serbestçi mesela bizim Okay. Hı hı. Okay'ım benim. O daha atik. Okay daha atik çünkü serbestçi. Okay ayağa dalıyor devamlı. Ayağa dalar. Grekoromen'de öyle şey yok.
Öyle ayak dalma malma, onun belli kuralları var. O şekil. Daha şeydesin Gro Karamel'de. Daha yani kısıtlı. Kısıtlı, bravo. Her şeyi şey. Okay tuş eder mi? Kim? Okay. Okay orada tuş eder. Herkesi tuş eder. Okay herkesi tuş eder de Survivor'da tuş olmasın da. Oo benim derdim. Bu arada tabii bana ilginç gelen şeylerden bir tanesi de ilk defa biliyorsunuz son bölümde biz Yunan adasında da ciddi tartışmalar gördük. Onları da izlediniz. Şimdi orada iki tane yarışmacının üstüne geldiler. Bir tanesi yeni katılan yarışmacı. Onu değerlendireceğiz. Juliet'ten de üstüne şu şekilde geldiler. Benim dikkatimi çekti. Gelen kim? Panayotis. Hmm. Uzun boylu evet. Böyle atletik bir arkadaşımız var. O diyor ki Juliet'te'ye. Sen diyor bizim diyor iç huzurumuzu bozuyorsun diyor. Nasıl bozuyorsun diyor. Biz bir şey konuşuyoruz veya bench'teyiz. Hani Juliet'ten'in Türkçe bilmesinin avantajını konuştuk ya biz. Sen geliyorsun diyor devamlı bizim bench'e. Hikmet'le ilgili bir şeyler söylüyorsun diyor. Hikmet şöyle dedi, Hikmet bunu yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı. Sen bizim diyor iç huzurumuzu bozuyorsun. Eğer onları bize söylemezsen biz de diyor kendi oyunumuza konsantre oluruz. Hikmet'le onunla bununla ilgilenmeyiz diyor. Şimdi bunu bir analiz etmek gerekir diye düşünüyorum. Murat abi şimdi geldi o soru. Evet. Yani bununla ilgili söyleyecekleriniz nelerdir? Sayın Murat Üzarı siz de başlayalım. Şaşırmış şaşırmış. Çok net. Yani öyle şey olur mu ya? Ya şimdi faydası var, ne zararı olacak yani? Şimdi gelip bana dese ki Türklerden Hikmet şunu şunu konuştu, bana eğer faydası varsa ben derim Juliet'i helal olsun kardeşim. Ben derim yani. Katılıyorum çocuğa. Hangi neden çocuğa? Dersen, ben neden de dersen Murat abi bak sana bir örnek vereceğim. Sen mutlu bir evliliğin var, tamam mı? Evde eve gidiyorsun. Sim yenge diyelim, örnek veriyorum. Tamam sana diyor ki Murat bizim şu komşu bütün gün bizim hakkımızda şunu konuştu bunu konuştu bilmem ne konuştu falan filan. Yani devamlı sana bir şeyler anlatıyor ama senin yani için önemi yok bunların. Niye yok? Hayır önemi yok yani anladın mı orada bir olur dedikodu duymuşsun. Komşu devamlı bana sallıyorsa nasıl önemi yok? Giderim kapısını çalarım. Dedikodu mesela veya tam sana sallamıyor böyle bir dedikodu dönüyor ve sana anlatıyor bunları. Sen devamlı mesela yoruluyorsun işinden gidiyorsun evine ama devamlı böyle senin hoşuna gitmeyecek alakasız şeylerle, önem vermediğin şeylerle, konularla muhatap oluyorsun. Bir süre sonra sen gerilebilirsin. Çocuk bence bunu anlatmaya çalışıyor. Evet. Ben biraz örneği hani niye senin üstünden verdim? Daha hani daha rahat empati kur. Anladım da. Çocuk diyor ki bana ne diyor Hikmet'ten? He. Çocuğun demek istediği şu. Hikmet'ten bana ne? Sen gelip niye bana devamlı Hikmet'i anlatıyorsun? Ya adam, Hikmet şunu kadın da gelip konuştum. Hikmet'in bizi diyor geliyorsun. Kadın diyor da gelip Hikmet'in hayat hikayesini anlatmıyor. İşte Toros kaplanı şurada doğdu. Toros kaplanı doğduktan 10 gün sonra oraya yerleşti falan. Onları anlatmıyor kadın abi. Kadın Hikmet'in kendilerine faydalı olacak şeylerini anlatıyor. Tam olarak onu bilmiyoruz ama. Şey ne anlatabilir abi dedikodu kadın? Bravo. İşte yerden. Şimdi bakın Survivor. Ne anlatabilir Hikmet'e dedikodu? Yani şimdi şöyle bir şey bakın. Sen aynı. Hikmet'le ilgili ne bilgi verebilir peki? Ne bilgi verebilir? Bilgi de veremez. Ha? Ne bilgi verebilir? Hiçbir bilgi veremez. Onu söyle. Ben de Semih'le aynı Hikmet'le ilgili ne bilgi verebilir? Semih. Nagihan. Buyurun. Nedense senin hep aynı pencereden bakıyoruz. Sebebini bilmiyorum. Daha konuşurken ben atlayacaktım buna. Gerçekten de ben de aynı düşüncedeyim. İç huzuru kaçırmak diye bir şey vardır. Tamam karşı takımı çok iyi gözlemliyor olabilirsin. Türkçesi çok iyi olabilir. Her şeyi aktarıyor olabilirsin. Ama bazı noktalarda sen avantaj yerine dezavantaj sağlatabilirsin. Çünkü niye? Oradaki bütün olayı kendi takımına yansıttığın takdirde içerideki bütün planlar alt üst olabiliyor. Atıyorum sen kendi başına takımca bir karar veriyorsun. Ama Juliet'in oradan bir aldığı bir duyumla bütün planlar tepe taklak oluyor. Demek ki bunu çok yaşadılar, çok gördüler. Bundan kaynaklı olarak da takımın dağıldığını düşünüyor. Yani psikolojik olarak iç huzurunun kalmadığını düşünüyor. Bence de çok normal. Kendi başına takımca karar verildiği takdirde bir yolun olur. En azından o yolda ilerlersin. Ama farklı bir psikolojiyle diğer takımın hareketleriydi, taktiğiydi, oydu buydu ne olur? Her şey karman çorman olur. Bu da yani yani takımın iç huzurunu kaçırabilir. %50 sizin dediğiniz olabilir. %50 benim dediğim. Yani çok da böyle yani takımın bütün psikolojisini bozacak bir şey de söylemiyordur. Bazen söylüyordur. Bazen de takımın işine yarayacak Hikmet'in bir şeyini söylüyordur. Yani o çocuk Juliet'te'yi herhalde yemek istedi o. Bir de şöyle bir şey. Mesela erkekler ne yapıyor? Hikmet'ten yana şikayetçiler ve psikolojik olarak
yıpranıyorlar. Çünkü çok ard arda sayı alan ve kolay kolay sayı vermeyen bir Hikmet var. Sürekli ben de olsam ben de rahatsızlık duyarım. Sürekli Hikmet'i konuşuyorlar. İyiydi, işte attıydı, atmadıydı, işte sana şöyle baktıydı, yan baktıydı değil mi? Bunlar psikolojik olarak da takımı düşürebilecek hareketler. Ama bundan... hiç olmazsa bizimkilerden daha iyi yapıyorlar. Neden? Hikmet'i bizimkiler hiç Yunanlıları konuşmuyor. Bizimkiler kendi kendini yemekten Yunanlıları konuşmuyorlar. Ama hiç aslında... olmazsa onlar bizi bir rakipten bir adamı konuşuyorlar. Bence daha faydalı. Ama aslında onların yaptığı daha faydalı. Aslında şöyle bir şey. Biz kendi içimizde devamlı savaşlar verdiğimiz için biz karşı takımı konuşamıyoruz. Analiz edemiyoruz. İşte şunu yaptı, bunu yaptı diye demiyoruz. Çünkü niye birbirimizle savaş içerisinde? Onlar hiç olmazsa karşı işte takım, analiz ediyorlar. Karşı takım o kadar güzel süzgeçten geçiriyorlar ki bizim eksiklerimizi, kızlarımızı, erkeklerimizi, taktikleri, performansı, parkuru her neyse. Bundan kaynaklı olarak da onlar bize fokuslanmış durumdalar. Ama sürekli de hep bizim takım üzerinde yaşamak da bir süre sonra yıpratıyor. Sıkabilir. Beni konuşturmayın. Şimdi burada ne buyurun oldu? Konuş. Bak şimdi Murat abi. Sen ilk günden beri Julietta'nın Yunan takımı için bir veli nimet olduğunu savundun. Ben dedim ki hayır dedim. Yunan halkı belki onu içlerinden görmeyebilir Türkçe konuştuğu için. Sen ki olur mu öyle şey yani onlara yardımcı olacak falan. Halk, Yunan halkı Julietta'yı ne zaman yedi biliyor musun? Bak ben onu konuşmadım size. Bir tartışma olmuştu. Vasili Hikmet'e omuz atmıştı. Sonra Acun abi Julietta'ya dedi ki tercüme edebilir misin dedi. Hatırlıyor musunuz? Acun abi anlattı Türkçe. Julietta da takımına çeviriyordu. O esnada bir görüntü var. Kendi aralarında bu olay zaten hararetli bir olaydı. Kendi aralarında o seremonide bir tartışma gibi bir şey oldu. Homurdanma. Julietta tam çevirmemiş. Julietta ne yaptı biliyor musunuz? Şşş dedi susun. Orada... şey yani bizden taraf oldu gibi bir hava oldu. Kendi takım arkadaşlarını susturdu. Onları suçlu bulur gibi. Ona da ben ek bir şey söyleyeceğim. Kendileri aralarında konuşurken hatta Julietta diyor ki ben orada hata yaptım diyor. Oyundan sonra kendileri aralarında bir elti var. Ben hata yaptım. Tam söylenilenleri size çevirmedim. Orada gerginlik olmasın diye diyor. Şimdi buradaki olay ne biliyor musun? Şimdi bu kız bir... muhbir mi denir abi? Muhbir. Ne denir? Bir muhbir değil mi? Yani karşı takımdan bilgiyi size getiren kişi. Muhbir ama yani muhbir olmaz ya. Muhbir biraz yani gizli bir şekilde yapan gibi. Bu aleni zaten kız Yunan. Herkes biliyor yani. Muhbir olmadı. Ama işte tam kelimeyi bulalım Kumpir. O zaman. Tam kelimeyi bulalım. Yani bir muhabir mi diyelim? Ne diyelim? Yani ya ajan bir, diyemezsin tam, çünkü belirli adı kız zaten Yunan yani. Yani bir muhbir diyelim ya yani, işte, yani muhbir bilgi getiren kişi sözcük yani laf yani şimdi bilgici. Burada olay ne biliyor musun şimdi bak eğer burada normalde biz Julietta'yı tabii ki o da bir insan olduğu için doğal olarak onun da bir duygusu var duyduğu kelimelerin bir kısmını eksik bir kısmını fazla bir kısmını kendi yorumunu katarak bir kısmını yönlendirerek ifade ediyor ama burada ne oluyor kulaktan kulağa olmuş oluyor ve oyunlarda nedir abi? Kulaktan kulağa oynamaya başladığın zaman sen bir yerden bir şey söylersin. Sondan bambaşka bir şey çıkar. Bence Yunan halkı güvenmedi kıza. Şimdi Julietta da kendi inisiyatifini kullanıp bazı kelimeleri çevirmiyordu. Bazılarını çeviriyordu. Ve şöyle de bir durum var. Ya biz bak Fenerbahçe Galatasaray'ız Murat abi düşün ya. Şimdi biz Fenerbahçe'yiz biz böyle Fenerbahçe olalım Nagihan'la. Siz de Galatasaray olun. Bir kişi var devamlı sizden bilgi alıp bize getiriyor. Bilgi alıp bize getiriyor ama bir yerden sonra iş dedikoduya dönüyor abi. Evet. Yani sadece bize taktiği getirse, bakın onlar bu taktikle oynayacaklar, buna bir çözüm bulun dese eyvallah. Bilgi ama, getiriyor ama bir noktadan sonra belki onun getirdiği bilgi sıkıntı yaratmaya başlıyor. Onun getirdiği bilgiden dolayı biz yanlış yapıyoruz belki. Bu sefer ne oluyor diyor, şunu düşünmeye başlıyorlar. Acaba bu kız bizle oynuyor mu? Anladın mı? Yani kız, ben size söyleyeyim, işte o görüntülerde sanki... Acun abi çevirir misin dediği zaman kendi takımını bir susturmaya çalıştı. Şişt yaptı falan hani gibilerdi. O da bence Acun abinin yarın, otoritesinden dolayı öyle bir şey yaptı. Sen tercümanla mı konuşacaksın kızla yarın? Hayır, bence o Acun abinin otoritesinden saygısından dolayı öyle bir şey yaptı. Sen kendi tercümanla mı konuşacaksın? Ya, kendi takımı bence orada öyle algılamadı o olayı. O olayı dedi ki bu kız tamam Türkçe biliyor falan filan. Biraz da dedi o milletle kaynaşmış. Hani... güvenmedi. Ben öyle düşünüyorum. Halk ona güvenmedi. Zaten halk güvenseydi zaten halk potadan güvenmedi. Çıkardı zaten. Sayın moderatör yarın tercüman alacak mısınız? Yok. Almayacağız canım. Almazlar. Türkçe konuşuyor diyorsun ya sen çok iyi sen Türkçesi işte, var. İşte, patır patır işte onu soruyorum sana. Onu soruyorum İngilizce diyorsun. İngilizce konuşur. He? İngilizce konuşuruz.
Bence Türkçe. Ama İngilizce canlı olmaz. Bence nasıl? Türkçe konuşması daha güzel. Türkçe konuşacak daha diye zaten doğal olur. Türkçe konuş. Türkçe konuşacak. Ama İngilizceden geliyor. Niye ama geliyor? Türkçe konuşursa da bazı şeyleri de tam olarak anlayamayıp sana hani çok iyi patır patır konuşuyor. Ya kardeşim. Türkçe sen bir şey soracaksın burada. Evet. Türkçe konuşması bana daha sempatik gelecek. Çünkü evet, onun Türkçe konuşması insanların daha hoşuna gider. Ama bazı yerlerde de sen enteresan bir şey sorarsın. Kadın onu sana Türkçe ona olarak... Ona göre ben sorarız biz ona göre. İngilizce. Senin İngilizcen iyi mi? Konuşurum. Hayır. Murat abi şu var. Kız zaten Türkçe bildiği için bizim programa geliyor. Başka bir Yunan elenince gelmeyecek muhtemelen. Kız Türkçe konuşabildiği için buraya geliyor. Yani Murat abi ben orada tabii ki sizin işin özüne baktığınızda sizi haklı buluyorum. Ama bence Julieta'nın mutlaka olaya katıp eksilttiği bazı şeyler var. Kesinlikle Yunan yarışmacılar da kendi yoluna bakmak istiyor. Adam banane Hikmet'ten diyor. Bence doğru. Doğru. İşte şimdi Juliet de geliyor mesela biliyor musunuz? Hikmet şimdi ne yaptı biliyor musunuz? Bize şöyle bir hareket yaptı. Onları yenelim dedi. Onları alt üst edelim dedi. Onlar bizim işte bize kolay lokma dedi. Evet. Devamlı böyle bilgilerle geliyor. Ya diyor ki veya Hikmet geldi diyor işte Hikmet Bora'ya laf attı. Şunu dedi. Bora da ona cevap verdi falan hani. Gereksiz şeyleri aktarıyor belki. Çünkü adam çok bunu... da gerekli bir durum da yok zaten. Yani. İlgilenmek istemez adam bununla yani. Normal. Bu açıdan da bakmak gerekiyor. Bir bence Yunan halkına da kendini geçirememiş. Geçiremedi işte. Yunan evet. Halkı bence dediğin gibi yani ona güvenemedi. Güvenemedi yani. Bence sana haklı yani Pana. Kimdi? Panos muydu? Panayotis. Bence haklı. Ne olursa olsun. Yani takımın birliği, abi. Beraberliği her şeyden önemli. Sen niye da... gülüyor? Semih her şeye gülüyor. Hayır şeye gülüyor şimdi. Hayır hayır. Bu Murat abinin, şimdi seni yanına aldı ya şu anda. Murat hani... abinin elinde patladı ya. Ha yok. Ama tabii ki mesela ben kendimden söyleyeyim. Ben mesela profesyonel sporculuk yaptığım dönemlerde benim rakiplerim hep beni merak ederdi. Bak inanın çok doğru bir şey aslında şu konuşulan masadaki konu. Ve ben hiçbir şekilde hiçbir rakibi merak etmezdim. Neredeymiş, ne yapıyormuş, ne koşmuş, ne antrenman yapmış. Ya bana gelip böyle gizli gizli derece tutanlar falan olurdu her şekilde. Çünkü niye? Başarılısın. Hani daha çok üstüne çıkabilmek için seni taklit etmeye çalışıyorlar. Antrenmanlarını taklit etmeye çalışıyorlar. Bak şöyle bir şey. Aslında bu sadece Survivor için geçerli değil. Her anlamda. Bütün mücadelelerde. Sen tabii. Kendinden çok rakibinle ilgilenmeye başlarsan senin performansın her zaman aşağı iner. Aynen öyle. Yani bu sefer işin içine entrika, ihtiras, bir sürü olaylar giriyor. Laf sokma, bilmem ne derken. Evet. Sen devamlı sabah kalkıyorsun. Rakibim ne dedi? O ne yapacak bilmem ne. Ya o zaman başarılı olamazsın ama olamaz. Ben daha ne kadar ileriye daha gidebilirim diye bakarsan %100 başarıya ulaşırsın. Hayatın her yerinde bu geçerli. Bak, yani. Çok güzel değindin. Özel hayatımızdan örnek verelim. Şimdi ne yapalım atıyorum. Rakip gördüğün birisini acaba bugün ne yapmış, ne etmiş, nereye gitmiş? Ne yapıyorsun? Sen de onu taklit etmeye çalışıyorsun. Instagram'dan yani artık, takip ediyorsun. Yani her şeyi. Stalkluyorsun. Aynen. Ne yapıyorsun? İster istemez hani kendin de mutlu olamıyorsun. Aileni de mutlu edemiyorsun. Hani sonuçta orası da bir takım yani aile. Aileni de mutlu edemiyorsun. Hayatını dışarıda yaşıyorsun. Onlar yani o da zaten almış sen onu taklit ediyorsun. Ve onlar bir noktada belli bir seviyede. Sen de olduğun noktada kendi kendine böyle çelişmeler içerisinde. Teknoloji, sosyal medya ne yaptı biliyor musun? İnsanlara ihtiras aşıladı. Ama şimdi şöyle İnsanlar bir şey. Gözünü açıyor. Hemen Instagram'a girip onu mu yaptı bunu mu yaptı? Bana ne? Evet. Furkan sabah uyanmış gitmiş kahve içiyor. Kahvaltıya gitmiş. Mesela bunun benim hayatımda ne gibi bir önemi olabilir? Hiçbir önemi yok. Ya Furkan'ın o, tamam Furkan benim arkadaşım. Olabilir. Hani görürüm ama her sabah ben Furkan'ın gittiği mesela kafede attığı kahve içerken fotoğrafın benim hayatımda ne gibi bir önemi olabilir? Bakmıyor o anlık uyandığım zaman musun? O sabah ne önemi olabilir? Bakmıyor önemi olmaz. Bakma o zaman. Önemi olmaz ki. İnsanlar şunu yapıyor. Güzel bir yerden geliyor ama Murat. Bakma o zaman. Bakmıyorum zaten. Takip, neyi bakmıyorsun insanlar, ya? Elinde telefon sabahtan akşam arıyor. Ne oldu? Kim ne yazıyor? Takip etmediği kişiyi stalkluyor. İşi olmadığını iddia ettiği kişiye yapıyor. Bakma o zaman kardeşim. Bugünden itibaren ben Furkan'ın niye örneğini veriyorum? Furkan arkadaşım olduğu için. Ben başka örnekler de veririm. Ya dur. Alakasız olmayan insanların hayatlarını merak ediyor. Ben de sana diyorum ki bundan sonra bakma o zaman diyorum. Murat Özer'i bu hafta sonu hangi balığı indirdi? Merak et. Herkes bakmıyor mu sana? Ya kardeşim, takip ediyor. Ya çipura mı yedi, levrek mi yedi? Bunu çıkaran sensin. Nasıl? O zaman yarından itibaren. Ben bakmıyorum zaten. Yarından itibaren. Ben sosyal medyayla benim ne kadar alakam var? Kim? Ben bakmıyorum. Ben sosyal medyayı yani bir iş olarak görüyorum. Yani bunu Survivor'a çevirelim. Orada sosyal medya yok. Tamam ama hayır onu demiyorum. Ama biz ne yapabiliyoruz? İnsanlar diyor mutlu ne merak ediyor diyor da. Başarılı olamıyoruz. Bakıyorlar yani. Çünkü başkalarını izlemekten kendi işimizi yapamıyoruz. Bakıyorlar da işte bakmasınlar diyoruz yani. İhtiraslı bir şey. İnsan modeli yarattı bu teknoloji, sosyal medya.
Ne yapacağız? Senin söylemene mi bakmayacak? O ona bakıyor, onu kıskanıyor. Onun hayatı şöyleymiş, onun hayatı yok, böyleymiş. Yok, o da yani, o da bir güzel bir şey. Herkes yapıyor bunu. Ya. Sen sabah gözünü açtığın gibi zaten alarmla uyandıran seni telefonun. Bak, sana bir şey telefonunu aldığın buradaki gibi en kötü olaylardan bir tanesi ne biliyor musun? Şu olay, şu anlattığın olay. Keza yine işte Juliette'den de az önce örneklediğimiz olay. İnsanların hayal gücünü kısıtlıyor. Bak, hayal gücünü kısıtlıyor, yaratıcılığını kısıtlıyor, başarısını kısıtlıyor. Çünkü kendi yoluna bakmaktan başkalarına, yani başkalarına bakmaktan kendi yoluna bakamadığı için üretim azalıyor ya. Üretim, üretim. Üretim zayıflıyor ya. Tamam, rakiplerinde tabii ki, rakiplerine de ilgileneceksin. Bakacaksın ama rakiplerinin gereksiz bilgileriyle şey yaparsan, debelenirsen olmaz. Rakibinin sen eksiğini artısını analiz edersin, bir kere edersin. Devamlı rakibim şunu yaptı, rakibim şöyle oturuyor, bunu yaptı, evet, şunu dedi, şunu oldu. O zaman kendi işini yapamazsın. Rakibim hayatta, kim ya, anlamadım. Hayatta maalesef ki gençler şu an böyle yetişiyor Furkan. O onu yaptı, bu bunu yaptı, şu şunu yaptı. Benim bu niye yok, ben niye bunu yapamıyorum? Rakibin çok, çok sıkıntılı. Rakibi kim ya, senin rakibin rakibi Hikmet orada. Juliette'nin rakibi Hikmet, bilmem ne. Çocuk ondan yakınıyor, diyor ki... Geliyor diyor, bizim bir iç huzurumuzu kaçırıyor. Cümlesi bu iş çok basit yani. Bunun teknolojiyle ne alakası var ya? Ben ya gerçek hayata uyarladım. Da önem var. Gerçek şey, hayatı. Sen tabii gerçek ki şimdi hayatta Murat abinin çıkarlarına aykırı konuştum ya. Çünkü onun yediği balıkları izlenmesini istiyor ki yeni teklifler... Ya kardeşim, ben daha Semih Bey, daha telefonlar çıkarmadan da ben izledim. Sen kafanı yorma. Yani... Evet efendim, buyurun. Yok yok, şaka yaptım Murat abi. Sen bir kralsın. Bekler misin? Evet, sen bir kral geldi. Sen bir kral getirirsen takacağım dedin mi, demedin mi? Dedin az o önce. O zaman takacağım. Dön Murat Özer'e, teknik kamera alalım, evet. Murat Özer'i. Sen bir kralsın. İşte kral. Hadi çekiyorum. Bravo. 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 Kral çıplak. Nereden buldu abi bunu? Sen getirdin, bize getireceğiz dedin. Dur ben de geleyim. Sen o taktı. Tamam. Sen de tak. Nagihan taksın. Önce sen tak. Nagihan takıyor, sen tak abi bakayım. Sen tak, ben erkek kral, kral tacı. Haydi ne yapıyor bunlar ya? Hadi tak tak, ben de geliyorum. Gel, kraliçe de yanıma gelsin. Hadi geliyorum. Şey yani. Ne kral var ve kraliçe. Evet. Kral ve kraliçe. Ben tak, sıra sende. Evet. Ama işte, buna müzik olur. Müziği abi şimdi onu da ulan buna da bir, acil bir şey yapsın. Kare ya, alalım. Bozulmaz mı? Dur bakayım. Masanın. Evet, ver, ver, evet, ver. İşte Survivor Extra'nın kral ve kraliçesi. Şöyle yapayım. Niye düşüyor bu? Oba. İşte Survivor Extra'nın kralı ve kraliçesi. Bak işte abi, ayağa kalksana sarı Survivor gibi. Oyna oyna Murat abi. Hadi oyna abi. Evet işte, şimdi göremedik, şimdi göremedik. Evet işte Survivor Extra'nın kraliçesi Nagihan Karadere ve kralı Murat Özarı. Ya çok iyi. Evet, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Tac'ın ya en bu çok nereden buraya buldu abi bunu? İki isim diyelim. Nereden buldu diyelim bunu? Ama esas sıkıntı nerede başlıyor? Hmm. Sayın Özer'i nerede başlıyor biliyor musun? Saçlarım bozuldu. İşte yok. Survivor'ın kralı. Evet. İşte Survivor'ın kraliçesi. He. Ama sıkıntılar nerede başlar? Nerede? Taht kavgasında başlıyor. Bu var ya şu taht anda bak ben sana söyleyeyim. Şu anda benim tahta kim geçiyor? Tahtı veli, iki tane veliaht var şimdi bak. Şu anda bu, şu anda aslında bunu getirdi. Beni kral yaptı ama şu anda yaptığına pişman. Çünkü içindeki şeyler şu anda alevleniyor bunun. Ne? Yani neden diyor o kral oldu, ben kral değilim diyor. Yo, hadi seni de bir kral yapalım. Şey. Hadi seni de. İzin vermem. Hayır, ben izin bak, vermem. Osmanlı'da, ben de, da, bir dakika tamam. Ben de o tahta ben de adayım yani. Ben de adayım o tahta. Sultan Ahmet'in birinci Ahmet olduğunu düşünüyorum. Bir sistem getiriyor. Tahta geçme, çünkü kardeş kavgaları var ya, o taht kavgaları. Diyor ki Ekber ve Erşet sistemi var. Ne biliyor musun? Ekber ve Erşet sistemi yaşça büyük Ekber, olan. Yaşça büyük olan. Zaten mecliste de öyle olmuyor mu? Meclis başkanı kim oluyor? Genelde hani yaşça büyük olan. Yaşça büyük olanı vekaleten koyuyorlar. Yani burada şimdi ben de bu sistemi seviyorum. Tecrübeye ben saygı duyuyorum biliyorsun. Kral sensin. Çok teşekkür ederim. Ama bir dakika sensin, kralım. Falan. Ama, kralım ama şimdi buradan, kraliçem bu işlere karışmaz. Ama evet. Fatih Sultan Mehmet Han nasıl ki 6 tane lisan bilerek İstanbul'u gümbür gümbür fethetti. Buradan da bir Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunu geliyor. Bir şey söyleyeceğim. Sevgili kralım,
Sevgili kralım. Buyur canım. Siz tabii şu anda hem tahtın hem tacın sahibi olarak sizin iki tane veliahtınız var. Bir Semih. İndiriyor musun tahtı? Bir de ben. Tamam, bir de ben. Daha... Hayır. Şimdi bir konuşma yapıyorum yani. Kralımla bir konuşma yapıyorum. Buyur canım. Daha yaşıyor adam. Tabii takın tacınızı lütfen takar. Bir konuşma yapıyoruz lütfen. İndirme lütfen, planları yapıyor. Bir konuşmamız var ama. Bir konuşmamız İndirme var. Planları yapıyor evet, Murat abi. Tam, düzgün Semih tam şey ayarla arkaya yok, gelecek. Göremiyorum ki. Tak öyle. Aynen tak. Öyle. Evet. İndirme evet, planları bizi yapıyor. Bizi bir dörtlü kareye alabilir misiniz lütfen? Olmadı ya. Evet tamam. Oldu. Evet dörtlü kareye dörtlü alalım bizi Sayın lütfen. Kralım. Evet buyur şimdi. Bir dakika. Ben konuşurken kraliçem de tacını takacak. Evet, evet, şimdi onu bekliyorum. Tak kraliçem. Sayın kralım kumpaslar var. Size dönemiyorum çocuklar kusura bakmayın. Evet kraliçemize tacını takarken çıktı evet. Tacı tıktı çıktı. Yok çıkan taçmış. Ha, tamam. Semih'in hediye. Sevgili kralım huzurunuza geldim. Buyur canım. Size bir şey sormak istiyorum. Sor. Ben kıymetli evladınız Furkan. Buyur evladım. Beni çok güzel bir şekilde yetiştirdiniz. Size çok teşekkür ederim. Rica ederim evladım. Bir de benim kardeşim var Semih. Bu mu? Evet o. Onu nasıl buluyorsunuz? Niye böyle bir soru soruyorsunuz? Ben babamla bir konuşma yapıyorum. Ortalığı kırdırmaya çalışıyorum. Hayır sevgili. Adı ne bunun? Evlatlarım Semih. Sakin olun. Babanızı dinleyin. Kraliçem bu diyor ki benim büyük oğlum Furkan, küçük evet. Oğlum Semih. Senin de tabii oğlun oluyor dolayısıyla bunlar. Ondan sonra kraliçem bu Semih gerçekten çok huylanıyorum bundan büyük oğlum. Bu yarın öbür gün beni buradan indirebilir. Sen buna mukayyet ol. Semih'i nasıl buluyorsunuz kardeşimi? Sizce tahta yakışıyor mu? Semih her şey ona yakışıyor ama... Beni indiremeyecek. Ben? Sen fıs geliyorsun bana. Çok ayıp sevgili kralım. Neden? Ben ondan yaşça da büyüğüm. Daha tecrübeli ve deneyimliyim. Sen ondan yaşça büyüksün ama ben hepiniz böyle kurnazlara, böyle arkadan vuran sinsi insanlara tacını vermekten daha çok hoşlanıyorum. Anne. Kraliçem sence? Anne. Söyle kraliçem. Bence Furkan. Teşekkürler anneciğim. Şu yakışıklılığa, şu göze, şu nizama, şu boya, şu poyosa. Ama kraliçem taht demek yakışıklık demek değil. Olsun. Taht demek kurnazlık, sinsilik, insanları arkadan vuracak yapı. İşte küçük oğlum Semiotis. Semiotis. Anneciğim Semiotis. Olaya müdahale eder misiniz lütfen? Benim gönlüm Furkan'dan yana. Bey, kral. Kraliçem, sen boş ver bunları. Gir koluma biz gidelim. Gidelim. Nereye gidiyorsunuz? Gel tatile. Bir Avrupa'yı fethedip gelelim de. Biz Dominik'e gidelim. Kraliçem. Dominik. Hadi siz programı bitirin. Biz kraliçeyle gidiyoruz. Evet efendim. Evet efendim. Gel kraliçem gel. Bitirelim programımızı bitirelim efendim. Evet. Survivor Extra'nın bugünlük sonuna geldik. Bir güzel bir kapanış oldu. Cuma günü kapanışı oldu efendim. Hafta içi her gün yine aynı saatte sizlerle birlikte olacağız. 8.30'dayız. Yine Survivor Türkiye yönetiminden YouTube hesabında bizim videolarımızı izleyebilirsiniz diyorum. Yarın Juliet'te konuk. Şu efendim? Yarın Juliet'te konuk. Evet. 28. Evet bir Caner Bey reklama gideyim ondan sonra. Öyle mi? Buyurun. Tamam mı? Evet yarın Juliet'te arkadaşımız konuk. TV8'de saat 3 gibi yayındayız. Son elenen yarışmacı, Yunan takımının yarışmacısı Julietta Türkçe konuşacak bize. Güzel görüntüler çıkacağını düşünüyorum. Güzel. Bilmediklerimizi anlatacak. Pazar günü de biz yine yarın anons geçeriz. Pazar günü de sürprizlerimiz var. Bekleyin. Teşekkürler Türkiye. Peki şöyle yapalım. Biz şimdi reklama, blok reklam oluyor. O yüzden reklama da gidemiyoruz. Siz gittiniz biz kalk. 3,5 dakikamız var. Ne yapacağız? Belli ya, kurtarın ya. Tekrar. Kraliçemler. Doyamadılar. Yapacak bir şey kalmadı. Kraliçemle geri geldik. 3,5 dakikayı arada yiyemedik. Evet. Sizi bırakamadık. Kraliçemle geri geldik. Evlatlarımızdan ayrı kalamadık. Evet. TC Suna demiş ki Sabriye sosyal medyada yorumları okumuyor mu? Demiş Sabriye şu anda yorumları okuyamıyor efendim. Filiz Korkmaz çok tatlısınız kral ve kraliçe demiş. Onları da buradan söyleyelim. LFY
LFYLMZ demiş ki Tony Afrodite sen Avrupa şampiyonusun koşsana dedi. Evet. Bunu tartışın. Sana biri böyle söyleseydi nasıl tepki verirdin? Avrupa değil olimpiyat şampiyonu. Sen nasıl olimpiyat evet. şampiyonusun? Sen olimpiyat şampiyonusun koş dedi. Deniz oyunuydu değil mi? Deniz yanlış oyununda sudan çıkarken evet. bağırdı. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Olimpiyat şampiyonu olmak demek yani bir Usain Bolt olmak demek değildir. Hmm. Bir de kadın. Kadın zaten sırıkçı olduğu için çok fazla koşu içermeyen yani çok kısa mesafe koşu içeren bir branş. Kondisyonunun tabii ki iyi olması lazım. Yani her zaman yapılması gereken bir şey var. Asla ve asla başarılarından vurmamaları gerekiyor. Demotive etmemeleri gerekiyor. Burada da o da benim dikkatimi çekmişti. Konuşmaya da fırsat olmamıştı. Gerçekten yanlış bir şey ve hoş olmayan bir şey. Olimpiyat şampiyonu olabilir ama çıkıp da parkurda bir olimpiyat şampiyonu değil. Olimpiyat şampiyonluğu mu var? Öyleymiş. Şeyin? Sen nasıl olimpiyat şampiyonusun dedi. Altın mı? Altın şampiyon olmak şampiyon göre altın. Sürük de atlamacı değil mi? Evet. Tabii. Olimpiyatta ama şampiyon olmak Afrodite çok büyük mesele. Ama aynı zamanda Tony'nin böyle bir şey söylemiş olması onu motive mi eder, demotive mi eder böyle bir şey söylemiş. Ama o iyi niyetle söylemiyor ben gördüm. Hikmet'in Okay'a bağırması gibiydi bu. Eleştirel evet. bir noktada hani sen evet, ne biçim evet. şöyle demiyor. Aslında ne biçim sen demiyor olimpiyat da. Şampiyonusun koş öyle demiyor. Evet. Yani olimpiyat şampiyonusun hadi ne yapıyorsun sudan çünkü bir başarısızlık olimpiyat var onun için söylüyor. Olimpiyat şampiyonusun koşsana. Yani bu ne demek öyle oluyor? Ezici bir cümle evet. aslında. Ben. Hani, çünkü yapamıyor orada o şey. Evet. Sudan geç çıkıyor şey. Afrodite. O da diyor ki olimpiyat sen nasıl olimpiyat şampiyonusun gibilerde koş hadi. Şimdi normalde mesela sporcuların hocaları bu şekilde motive eder mi koşu esnasında? Eder. Ters motive mi diyorsun? Yani. Tabii ki. Ettikleri oluyor. Mesela antrenmanlarda falan oluyor. Ya sen nasıldı? Sen bu dereceyi koşuyorsun. Antrenmanda yapıyor. Antrenmanda bak ama. Basketbol takımında Obradovic baya baya azarlıyor. Tabii. Bizim basketbolcuları. Yalnız. Arada, ama bu şekilde sen kötüsün mötüsün demiyor vallahi ki. Vallahi ben sana yani. Ne yapıyor biliyor musun? Silkeleyip kenara atıyor. Herhalde. Obradovic'i sen bak bugün maçımız var efendim. Onu da izlesinler. Darüşşafaka ile Fenerbahçe Euroleague'de iki Türk takımı efendim Euroleague'de karşılaşacak bugün. Saat 20.15'teydi galiba. Benim merak ettiğim bir şey var. Böyle atletizmde falan aynı milletten 2-3 sporcu aynı anda yarışabiliyor. O nasıl oluyor? Şimdi şöyle bir şey oluyor. Bir baraj derecesi koyuyorlar. Onu geçenler orada yarışabiliyor. O yüzden mesela atıyorum, bakıyorsun Jamaikalı saniye. 4 tane tabii. atlet yarışıyor. Ama şimdi şöyle bir şey var. Mesela 2 tane olimpiyat A barajı geçersen otomatik olarak bir tane daha B barajı gidebiliyor. Ama diğer türlü mesela ben A barajını geçtim. Diğer taraftan bir sen diyelim B barajını geçti. B'ye gidemiyor. Hmm. 2A'ya 1B'ye gidiyor. Anladım. 2A yapan evet. bir de daha jest yapıyor evet. arkadaşın. A barajını geçenler belli bir kotada yarışabiliyor. Hmm. Sevale Kinaktaş demiş ki Survivor tarihinde Semih'in dışlandığı kadar bir dışlanma görmedim. Sevilecek adamsın. Seni çekemeyen anten taksın. Teşekkürler. O ne demek ya? Semih fanı herhalde. Yani seni çekemeyen anten taksın. Nesrin Pizan, Nagihan sen bizim gönlümüzün şampiyonusun demiş. Teşekkür ederim. Efendim. Hazal demiş ki acaba Nagihan ben gidemediysem kimse gidemez deyip gidenleri kıskanıyor mudur demiş. Yok. Öyle bir şey var. Tam tersi ben takımımın güçlü olmasını isterim. Yani ben gidemediysem ne bileyim Birsen olabilir, Merve olabilir, Sema olabilir, Damla olabilir. Evet. Kim giderse gitsin ama yeter ki başarılı olsun. Evet. Destek olsun. Başarıdan ziyade takıma birlik beraberlik aşılasın. Aşılasın. Evet efendim yarın tekrar hatırlatalım. Cumartesi günü Semih Bey'in konuğu olacak. Yorumcularımız Sami Bey. Damla Furkan'ın Hanım. Furkan'ın ekürisi. Evet Sami ile bizim bir fotoğrafımızı mı sen koydun? Var mı o fotoğraf? Murat abi de çok sever. Sami benim kardeşim ya. Sami'yi çok sevdim. Sami ile parkurda karşılaş. Sami hazırlan. Sami ile... Niye o ne? Dedim yani. O diğer bütün yarışmacıları benzetmişler. Ha. Onlar gelecek. Sami ve Damlacan. Yarın birlikteyiz. Juliet de var evet. Sami, Damla ve Juliet'te yarın Survivor Panorama hafta sonunda olacak. Evet, Semih Bey beni evet, ikiz gibiler deyip benziyorlar mı benzemiyorlar mı? Hadi bakalım Furkan. Kardeş Murat gibiler. Abi.
Ekrana da verebilirsek, DSF olarak verebilirsek ekrana. Çok değil. Ben benzetemedim. Ben de. Nasıl benzetemedi ya? Teşekkürler Semih Bey. İşte surat yapısı böyle yuvarlak ikisinde, saç yapısı falan hani. Hani kaşlar, gözler bence çok benziyor. Ağız yapısı. Alınlarındaki oran. Benzetmeye çalışma, benzetemediler. Alın büyüklüğü. Bak, bir şey abicim bak şimdi. Benziyorlar mı diye sordun. ben diyorum ki benziyorlar mı diye sordun. Bak, soruyor abi benziyorlar mı? Semih'ciğim ben benzetemedim. Hayır nasıl benziyorlar? Benziyorlar. Ya kardeşim benzetemedim diyorum. Ben ne yapayım ya? Benzeyen taraflarını anlatayım. Siyah giyindikleri için siyah sakalları. Anket açar mısın? Anket açalım efendim. Reklam arasına gidiyoruz. Reklamlardan sonra beraberiz. Bir defa gözleri yani. Tabii. Furkan'ın çok benziyor. Evet programımızın maalesef bugün de sonuna geldik. Hafta içi her gün saat 3.30'la 6 arası 8.30 ekranlarındayız diyelim. Son olarak söylemek istedikleriniz var mı? Sizi artık söyledik. Sohbete muhabbete doyamadık. Haftayı kraliçem. Çekiyoruz. Evet kralım siz bir şey söyleyeceksiniz. Biz çok iyi bir ekibiz ve bu ekibin kral olmaktan dolayı ve kraliçemle beraber her şeyimiz çok güzel. Peki efendim bizden bu kadar. Haftaya yine aynı saatte hafta içi pazartesi günü görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.